Merhaba değerli izleyenler, Zaman Yolcusu'na hoş geldiniz. Bu hafta konuşacağımız konular, az önce de ekranda belirttiğimiz başlıklar var. Kısaca ben bir iki tanesine değinmek istiyorum. Sirius takım yıldızı, bu Kur'an'da da geçiyor. Bunun gizemi nedir? Dogon kabilesi var. Afrika'da Sirius'ten geldiğini iddia eden bir kabile var. Yani kendi efsanelerinde tabii ki. Oyuk dünya teorisi, Hazreti Süleyman mabedi, mucizeler meselesi. Tabii bütün bunların haricinde bir olay yaşadık geçtiğimiz hafta, geride bıraktığımız hafta. Çok üzücü ve şu anda Türkiye'nin halkı olarak da konuştuğu bir vahşet gerçekleşti. Genç bir kızcağız Mersin'de kaçırılıp, tecavüz etmeye çalışılıp ardından vahşi bir şekilde katledildi. Dolayısıyla biz de kısas ayetlerini, idam cezası şu anda Türkiye'de hem sosyal medyada hem birçok yerde konuşuluyor. Bu idam cezası uygulansın mı, uygulanmasın mı? Biz de bunu Kur'an-ı Kerim ayetler ışığında inceleyip bir takım şeylerin altını çizmeye çalışacağız. Ve bu konulara girmeden önce tabii her zaman olduğu gibi Serhat Ahmet Tan'la birlikte geride bıraktığımız haftaya dair bir dünya gündemi ve Türkiye gündemine dair kısa bir yorumlarımız olacak. Bunun için sözü Serhat Ahmet Tan'a bırakıyorum. Kısa kısa geçelim bu bölümü. Şimdi Ukrayna'da biliyorsun barış görüşmeleri oldu. Bir ateşkes ilan edildi. Fakat burada ateşkesse şu var. Rusya bir tarafta, sanki karşısında Ukrayna varmış. İngiltere ile Almanya ile Fransa da Ukrayna'yı destekliyormuş. Yani Avrupa Birliği ile Rusya sanki karşı karşıya bu işi yapıyorlarmış gibi bir durum var. Ve ateşkesse o şekilde ilan edildi. Ateşkesi sürüp sürmeyeceği tartışılıyor. Fakat burada işin içinde İngiltere yok, Amerika Birleşik Devletleri yok. Onlar dışarıdan seyrediyorlar orayı. Onların yanındaki ekürüleri İsrail'de yok. Bu işin içinde onlar. Asıl olay onların tezgahı olduğu iddia edilmesine rağmen onlar bu görüşmenin içinde yok. Burası bana biraz acayip geldi. Bu biraz tehlikeli çünkü bu işin devam edip etmeyeceği, yani barışın olup olmayacağını bu tehlikeye düşürüyor. Ben işin bu konuda bu noktasına dikkat çekiyorum. Çünkü Ukrayna meselesi Suriye'ye direkt bağlı. Suriye'deki Rusya ve İran etkisinin kırılması için Ukrayna'da hücum ediliyor. Rusya da orada direniyor. Şimdi Suriye'de eğer olaylar, Rusya buradan çekilmeyi kabul etmezse siyasi olarak, Ukrayna'da olaylar devam edecektir. Kesin o gözle bakabiliriz. Burada bunu söylüyorum. Şimdi solda CHP çatısı altında birleşme diye bir şey tartışıldı. Bu olur mu olmaz mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP de bunlara katılmıştı. Bayağı da bir zorlayacak şeye geldiler. Ama bu genel seçimlerde böyle bir şey olabilir mi olamaz mı? Ama şunu yapabilirler. Mesela HDP'nin az oy aldığı, MHP'nin oy aldığı yerlerde bu oylar, yani HDP ile MHP'nin oyları CHP'ye aktarılabilir veya tam tersi yapılabilir. Yani böyle birbirlerine destek olabilirler. Ama HDP'yi beceremezler. Onun HDP'nin yani, oylarını alamaz hiçbir şekilde. HDP karar verirse seçmenlerine burada şuraya atacaksanız derse atabilirler. Bir şey yaparsa bence kendi kuyusunu kazmış olur. Bence HDP'nin buna daha çok uyabileceğini, MHP'lilerin buna direnebileceğini ben düşünüyorum. MHP'liler çünkü kendi başlarına özgür karar verebiliyorlar daha çoğunlukla. CHP'liler de öyle. Yani kızarsa vermez hiçbir taraf. Ama oylar CHP'de toplanacağı için burada CHP'de sorun yok. MHP ile HDP'nin CHP'ye destek vermesi söz konusu olacak. Öyle tartışılıyor. Bunu da tabii göreceğiz. Böyle bir şey yaparlarsa AK Parti'yi zorlayabilirler birçok yerde. Milletvekili sayısını azaltabilirler. Bu neden önemli? AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. Bunu engelleyebilirler. Yani bu sayının altında tutabilirler AK Parti'yi. Bu açıdan önemli. Çözüm sürecinde mutlu sona yaklaşıldı. Her tarafta çok güzel demeçler, şeyler. İşte silah bırakmaya karar verildi, Kandil'lerin açıklamalar falan. Bu konuda çok fazla bir şey söylemiyorum. Hayırlısı olsun diyorum. İnşallah güzel bir şey açılır ama burada tabii birçok bunu eleştiren kesimler şunu söylüyorlar. Acaba hükümet bunlara ne vaat etti de böyle oluyor bu işler. Yani bir şey verilmeden bir şey alınmaz gibi eleştiriler var. İnşallah toplumu rahatsız edecek, çok böyle gelecek, özellikle Türk kesimini çok gelecek şeyler vaat edilmemiştir. Bu olaylar doğal akış içinde oluyordur diye tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Evet. Şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Aradan sonra burada olacağız. Merhaba değerli izleyenler, Zaman Yolcusu'na hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konular
öyle bir zamandan geçiyoruz ki bilmiyorum eskiden evet. de böyle oluyor muydu? Medya mı bu kadar bizim önümüze getiriyor bunları ama cinayetler, tecavüzler, vahşet, barbarlık ve bunlar insanın moralini de bozuyor. Ağız tadıyla bir program yapalım diyorsun. İnsanın hakikaten moralini bile bozuyor. Gündem önemli oluyor. Şimdi bir insan bir masumu öldürüyor. Bizim yasalarımıza göre hapse atılıyor. O kadar yani şeyler oluyor ki mesela işte bir çocuğu, bir genç kızı, herhangi bir masum bir insanı veyahut da öldürüyor. Hunharca işte bıçakla, taşla vesaire korkunç şeyler yapıyorlar. Ondan sonra bunu alıyorsun, hapse koyuyorsun, hapiste yaşatıyorsun. Öldürülen insanın hakkı ne olacak? Şimdi bir kısas ayetleriyle ilgili bir bakalım neler deniyor. Bir bu konulardan bir önce bahsedelim. Ondan sonra diğer konu kısas baş, belirlediğimiz... Kısas ne demek onu bir söyle önce. Yani kısas ne demek? Bir şeyin tam karşılığı. Mesela evet. birisi birine bir şey yaptıysa ona biri bir aynısıyla ceza mukabele olarak, etmektir. Ceza olarak karşılığında evet, dengeleyen bir ceza veriyor. Dengeli. Hatta ceza kelimesi Türkçe'de bir suça uygulanan yaptırım gibi anlaşılır ama aslında asıl kelime ceza karşılık demektir. Demek, evet. Bir Arap arkadaşım kendisi için yaptığım bayağı bir şeylerden sonra bana demişti ki cezakallahu bi hayran demişti. Allah cezanı hayırla versin. Allah cezanı versin diye tamam, teşekkür ederim. Yani ceza tabii. bir şeyin karşılığıdır. Karşılık. Tam karşılığıdır. Mesela kafirlerin cehennemle müjdelenmesinden bahseder. Diyor ki onları ateşle müjdele mesela. Yani tam karşılığıdır yapılan evet. kötü işin. Şimdi bak, burada ben bir şöyle bir giriş yapayım. Sen çünkü öbür kısas bölümüne gireceğiz. Evet. Ondan önce de şu var. Şimdi burada bu çocuk bu eylemi yapmış. Yaptıktan sonra zaten bu ceza hükümlerine tabi oluyor. Ama tabii onun yaptığı da kesinleşmesi lazım. Bir mahkeme bunu tabii. şey yapması lazım. Yalnız biz bu çocuğun yaptığını düşünelim. Şimdi burada bu eylemi yapmadan önce burada bazı şeyler yani şeytana uymak dediğimiz bir şey bu. Yani sembolik bir anlatım ama kaderini olumsuzluklar üzerinden geliştiren bir tavra giriyor. Bu başlangıçta çok küçük, çok masum hareketlerle olabilir. Şimdi burada bir hareketi yaptıktan sonra, onun karşılığında bir tepki aldıktan sonra onu kapatabilmek için çünkü olumsuz kanala girdin. Başka bir daha büyük bir hareketle onu önlemeye çalışıyorsun. Karşılığından da büyük tepki gelince bu sefer bu kavgaya, dövüşe, yaralamaya, cinayete yani artık önleyemiyorsun. Olayı kapatmaya çalışıyorsun ve sonunda ne olacağını düşünemiyorsun. Dönüş yapamıyorsun. Burada işte ben şunu örnek veriyorum. Mesela terörist örgütlere adam kazanmak için terörist örgütlerinin uyguladıkları çok basit bir taktik var. Önce seni suça alıştırıyorlar ufak tefek. Sen kanundan kaçak hale düşüp ondan sonra diyorlar ki kaç daha gel. O zaman da sana terörist faaliyetlerde çok rahat kullanılabilir bir malzeme haline geliyorsun. Yani bu bunun gibi bir şey. Olumsuz kanaldan bir an önce fark edip farkında olup çıkabilmeyi düşünebilmesi lazım. Yani benim genç arkadaşlara herkese tavsiyem. Evet. Olumsuzluğu hissettiğiniz anda nereden dönerseniz kârdır. Evet. Ama hissetmek, fark etmek çok önemli. Şimdi evet. bundan sonra eylem gerçekleştikten sonra ne olur ne olmaz ona bakalım. Şimdi bir de şu kısas ayetlerini Kur'an'da bir ele alalım. Üç yerde net evet. bir şekilde ifade ediliyor ve Bakara 178. ayet, bunu birazdan daha açarak inceleyeceğiz. Çok ciddi yanlış meal verilen, yanlış yorumlanan da bir ayet bu aynı evet. zamanda. En başında diyor ki ey iman edenler cinayet hakkında... Senin tahta yazdığın ayet evet, evet onu açacağız. Evet. Ey iman edenler cinayet hakkında size kısas farz kılındı. Bir tanesi evet. bu. Devamındaki ayette 179. ayette diyor ki ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır. Evet. Bu ifade çok önemli. Kısasta hayat vardır. Maide 45. ayette de şöyle bir ifade var. Onda yani Tevrat'ı kastederek söylüyor. Evet. Üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun. Bu Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'taki ayeti evet, anlatması. Evet. Tamam. Yine Kur'an-ı Kerim evet, ayetinden bahsediyoruz. Tevrat'ta da böyle dedik diyor. Evet. evet. Buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o kendisi için kefaret olur. Bir de işin bağışlama boyutu var. Evet. Allah indirdiği... Bu mağdur duruma düşenin bağışlamasından evet, bahsediyor. Evet. evet. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Şimdi bunu bu söyleyeyim durumda... bak bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayet olduğu için evet. Tevrat'ta böyle yazıyor diye bahsetse bile bu Kur'an-ı Kerim'in içindeki bir ayet olduğu için aynen de geçerlidir. Aynen yani geçerlidir. Kur'an-ı Kerim ayet olarak hatta da geçerlidir. Hatta son cümlede diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Yani.
Şimdi burada bu kadar açık ayetler varken, burada masum bir kişiyi öldürmek üzerine bahsedilen birinin canını aldı. Onun karşılığı da onun canıdır. Eğer biz diyorsak ki biz Müslümanız, biz bunları, bu ayetlere, Kur'an'a iman ediyoruz, o zaman biz bunları hayatımıza uyguluyor olmamız lazım. Yani eğer burada bireysel, bu yanlış anlaşılmasın, insanlar kalkıp da ben intikamımı alacağım deyip de değil. Bunu yapan, tabii kan ki davasına sistem, gider, çatışmaya gider. O ayrı bir şey. Yok yok, tabii ondan bahsediyorum. Bunu devlet mahkeme tabii, edecek. Tabii ben devlet düzeyinde söylüyorum. Ha, yani karar verildikten sonra. Yasalar düzeyinde söylüyorum. Şeye mağdur olan kişiye tabii bu. Yani şirin burada bazı göre esaslar var. Nedir? Suçun sabit olması, evet, kesinleşmesi, ispatlanması. Eğer biz Müslümanım deyip de bunlar yok, bunlar olmasın diyorsak bu keyfi bir şeydir. O zaman biz hiç Müslümanız da demeyelim. Şimdi bu ayetleri yani biraz da humanizmle şey karıştırılıyor. Yani humanizm şey adına mesela idam cezası kalksın diye çok şeyler oldu. Birçok da mesela bu kızın lehinde gösteriler de oldu bugün. Veya dün herhalde oldu. Şimdi o gösterileri yapanlardan birçok kişiye de sorsak idam kalksın mı kalkmasın mı, idam olmasın diyebilirler. Tabii onlar diyebilirler ama onların kendi görüşleridir. Biz burada Allah'ın bize emrinden bahsediyoruz. Bize bahsettiği hükümlerden bahsediyoruz. Şimdi ben şeye baktım işte Kur'an'da, yani gelmeden önce bu konulara değineceğimiz için kısas ayetlerine baktım. Ve meallerde özellikle bu şeyde Bakara suresinin 178. ayetinin mealinde korkunç bir hata gördüm. Ya dehşete düşürücü bir meal, tabii hatası. Ki meal hatası. Başka meallere çok baktım. Bayağı bir meal, başka bir meal taradım ve hepsinde hemen hemen hepsinde aynı hatanın yapıldığını gördüm. Diyor ki şimdi ayetin devamında diyor ki şimdi ey iman edenler cinayet hakkında size kısas farz kılındı diyor ya. Evet. Devamında da hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ya devamında bir fiil yok ayette, parantez açmışlar, kısas edilir, bazısı parantez içinde öldürülür, bazısı parantez bile kullanmamış o öldürülür zaman ne olacak demiş. Mesela bir örnek yani verelim bunu anlaşılması için. Böyle bir korkunç saçma sapan bir mana çıkarmışlar. Bir örnek verelim, mesela bir adam bir kadını öldürdü. Şimdi onun ailesi de diyor ki bu kadının karşısında ben kadın isterim, senin karın öldürülsün. Öyle bir şey mi bu çıkıyor? Bu mana çıkıyor, birebir o mana çıkıyor. Bu dehşet bir şey. Hatta baktım forumlara falan, ateistler çok güzel ama bu bunun malzeme olarak. Ayetin manası değil, çevrilen tabii ki yanlış. Hayır hayır, o zaten ayetin manası değil. O ayeti evet de inceleyeceğiz şimdi, o yüzden tahtaya yazdım. Tamam. Ateistlerin de çok güzel mana vermişler. Kur'an'daki şey kısas uygulaması olursa işte böyle olur, İnsanlar öldürülür falan. Evet. Bunu tamamen kendi bağlamı içerisinde de çürüteceğiz. Kur'an-ı Kerim'den başka ayetle de bu şeyin mealinin yanlış olduğunu şey yapacağız. Ve şeyde, burada ne olduğunu da açıklamaya çalışacağız bunun. Kehf suresinde Zülkarneyn kitabında bu konuyu incelemiştim ben. Oradan ben de bahsederim. Tamam. Orada da çok tabii, şeyler orada var. Muhakkak senin de yolundan olsun. Hatta ben tahtaya geçeyim. Şu tahtada yazdığımız şu ayet üzerinden gidelim. El yazım biraz kötü, o yüzden kusura bakılmasın. Şimdi ayetin tamamını yazmadım. O ilgili bölümünü yazdım. Bakara suresinin 178. ayeti. Yani çok tartışılmış. Çoğu kişi de bunu savunamamış yani ilahiyatçılar vesaire. Ama çok önemli bir mevzu. Mealden şöyle başlıyor. Savunamaz. Ye eyyühellezine amenu. Birinci ifade. Ey iman edenler. Kütübe aleyküm. Kütübe aleyküm. Üzerinize farz oldu. Yazdık. Yani kütübe, kitap, katip hep aynı şey. Yazmak şeyinden geliyor. Evet. Kütübü aleyküm diyor. Üzerinize yazdık. El kısas. Evet. Ne yazdık? Kısas yazdım. El kısas. Evet, kısas. Ama devam var. El kısası fil katl. Yani cinayet içinde, cinayette katlin kısası. Katlin karşılığını katil olarak yazdık. Evet. Cinayette kısası. Size katil. Öldürmenin karşılığı öldürme diye yazdık. Zaten meallerde de orada bir sıkıntı yok. Diyor ki cinayet konusunda size şeyi farz kıldık. Kısas meselesini farz kıldık. Evet. Bundan altı sonra ya da diyor ki el hurri bil hurri. El hurru bil hurri. Hür hüre hür. Vel abdu bil abdi. Vel unsa bil unsa. Yani hüre hür, kula kul. Hür hüre. Yani köleye köle. Kadın kadına. Evet, kadına kadın. Buradan şu anlamı nasıl çıkarırsın? Birisi, şimdi o mantıktan bakalım. İlk önce karşı çıkacağız ya, önce bir onu anlayalım ne diyor. Kısası farz kıldık. Hür hüre, köle köleye, kadın kadına. Mesela birisi diğerinin karısını öldürdüyse, demin senin verdiğin örnekteki gibi, sen de onun karısını öldürürsün. Tırnak içinde, onların mantığıyla. Birisi diğerinin kölesini öldürdüyse, o da gider onun kölesini öldürür. Yani böyle, şimdi bak, bu mantıktan gidersen,
O zaman şöyle olur. Birisi birinin hürünü öldürürse o da öbürünün hürünü öldürmek zorundadır. Gibi saçma sapan o bağlam içerisinde bir mana çıkar. Bir kere hür olsa birisinin şeyi olmaz. Birisinin hürü olur mu? Hür adam. Burada aslında başka bir şeyden bahsediliyor. Şimdi bunu da bu kendi bağlamı içerisinde bu tezi çökerttikten sonra Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayetle de çökertelim. Necm suresinin 38. ayeti. Yani yanlış meali çökertiyorsun sen değil mi? Tabii ki yanlış meali çökertiyorsun. Evet. Necm suresinin 38. ayetinde diyor ki kimsenin günahından dolayı sorumlu tutulamaz. Vela teziru veziratun vizra uhra. Evet. Bu ayetin Arapçası. Yani kimse kimsenin vizrini çekmez. Kimse kimsenin bir yükünü yüklenemez. Evet. Yani, herkes evet. Bireysel olarak sorumludur. Bu aslında masumiyet ilkesi diye genel hukuk kuralları arasında bir ilkedir. Yani herkes kendi yaptığı işten sorumludur. Onu başkasına veremezsin. Bir de yargılanıp suçlu olduğu belli oluncaya kadar da bu suçlu denemez. Evet, buna masum muamelesi yapılır. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Kur'an şeriatında, yani Allah'ın şeriatında bir suç işlendiği zaman o suçun karşılığı nedir? Kısasla. Uygulanabildiği yerde kısastır. Bu cezanın uygulanmasının yetkisi kimdedir? Suçun mağdurunda. Yok. Diyelim ki bir kişi... Cezanın uygulanması hükümettedir, hakimdedir. Hükümet infaz eder, karar yetkisi... Affetme yetkisi ona verilir. Ondan bahsediyorum. Evet. Karar yetkisi suçun mağdurundadır. Diyebilir ki bu benim çocuğumu öldürdü, kardeşimi öldürdü. Masumdu benim kardeşim. Bu ispatlanır her şey. Bunun aynı şekilde kısas uygulanmasını istiyorum diyebilir. Mahkemeden ister bunu. Mahkemeden evet. ister. Mahkemede bu cezayı uygular. Evet. Derse cezayı ki ben affettim. Af yetkisi de var. Bu mesela birisi beni işte kolumu kırdı atıyorum mesela. Onun kolu da kırılabilir. Ama affediyorum da diyebilir. Mesela bu ayet Fatih bir... Sultan Mehmet'e uygulandı diye o da var. Onu da istersen birazdan anlatırsın. Evet. Bir de tazminata çevirme karar yetkisi de aynı şekilde mağdurdadır. Der ki ben bunun karşılığında tazminat istiyorum. Bunu bir para olarak, ücret olarak da ona ödeyebilir. Evet. Şimdi buradan neyi anladık? Bütün şeyin hiç kimsenin itiraz etmediği, herkesin ittifak ettiği ki açık ayetlerle de sabit olan suçun mağdurunun cezanın infazının nasıl olacağına dair karar yetkisine sahip olması. Eğer öyleyse şimdi buradan bir örnekle gidelim, misalle gidelim. Bir tane çocuk düşünelim. Çocuk öldürüldü. Çocuğun annesi var, babası var. Katille ilgili hüküm verilecek. Burada diyor ki, hür hüre, köle köleye, kadın kadına. Kadın üzerinden bir örnek verelim. Suçu işleyen katil, eğer kadınsa onun cezasını verme, aynı şekilde kısas etme şekli bir kadın annesinin nedir? Uygulamayı mı kadın evet. yapacak diyorsun? Ama yapan erkekse babasındadır. Çünkü bir kadının uygulayabileceği şiddet darbesi bir kadınınkine denktir. Bunu denklik olarak aklı aldığın zaman ama tamamen burada taşlar yerine oturuyor. Uygulamada İslam tarihinde var mı bir şey? Yani bir ceza verilmiş. İslam tarihinde olmaması o ayrı bir konu. Biz burada ayet üzerinden gidiyoruz ve burada yani sen böyle yorumluyorsun. Başka bir şey anlaşılmıyor başka ki. Başka bir şey anlaşılmıyor doğru. Yani bunu öbür alıp türlü da çok acayip bir yani şey bu çıkıyor. Korkunç bir şey aslında bu şekilde anlamak bu ayeti. Birçok evet. mealde de yazmışlar. Yani bazısı yine anlamadığı yerde bırakmış, fiil vermemiş. Yani burada fiili o zaman nasıl alacaksın? Tamam burada hür hüre, köle köleye, kadın kadına ama burada fiil ne? Bence anlatılmak olan şey şu. O zaman bir önceki şey ifadeye gidip onun bağlamından almak gerekiyor öyle değil mi? O zaman gidelim bir önceki şeye. Ne diyor? Kütübe aleykum. Üzerinize yazdık. Neyi yazdık? El kısası fil katıl. Yani cinayette kısası uygulamayı, burada bir yapma olayı var. Demek ki buradaki fiil de o zaman burayı bağlar. Burada verilmemiş. Mesela bak başka bir ayette Maide suresinin 45. ayetinde bahsediyor ya. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Kısas edilir. Burada tamam, fiille vermiş. Burada fiille vermiş. Burada fiili vermemiş. Bir önceki cümleye bak. Yapmayla alakalı bir şey var. Oradan alacağız o zaman bağlamını. O yüzden bunu da böyle netleştirmek lazım. Çünkü bu tamamen bu biraz şöyle de anlaşılabilir. De çok açık. Şöyle de anlaşılabilir. Şimdi hür bir kişiyle köle bir kişinin ceza uygulamaları aynı değil. Başka başka şeyler de aynı değil. Bunların kanun karşısındaki ağırlıkları aynı değil. Mesela hür bir kişi köle bir kişiyi öldürdüyse o kişi
o Hür kişinin öldürülmesini isteyebilir. Hatta tazminat da isteyebilir belki onun ailesinden. Böyle bir sonuç da çıkabilir. Yani ceza ikiye katlanabilir. İnsan hayatı onların hayattaki rütbelerinden, konumlarından, mevkilerinden bağımsız olarak hepsi eşittir. Hayat hakkı herkesin eşittir. Yok, şeylerde yani şer'i kanunlarda köleyle diğerlerinin had cezaları farklı. Ama şimdi kadınlar da farklı. Onları almamak. Şimdi İran'da şeriatı var değil mi? Tazminat hakkı da doğurabilir artı olarak. Bambaşka algılamışlar. Ve burada şu çok önemli. Kısas cana karşılık olarak uygulanır. Yani idam, ölüm biraz cezası. Fıkıh öldürme konusuna girdiği için. Mesela bak İran'dan örnek şey var. Adamlar her gün birisini öldürüyor. Niye? Rejime karşı tehdit. Böyle bir şey olabilir mi? Hani cana karşı, hani bu kısas değil ki. Devlete karşı bu tehdit oluşturuyor bu. Devlet onu aldı, öldürdü. Bunun uygulamaları çok. Hümeyni'nin velayeti fakihine bak. Adam sözde İslam Cumhuriyeti kurmuş. Ama diyor ki amaca hizmet etmek için masumlar da öldürülebilir. Böyle bir mantık var mı? Ya bu uygulamalar bizi bağlayıcı değil. Bir sürü şeyi var. Kafasına göre her yerde işte bu konuda ben birkaç bir şey söyleyeyim. Talibanın da kafasında bir uyduruk bir şey var. Şeriat diyor. Efendime söyleyeyim, Boko Haram'ı da tut, IŞİD'ine kadar İran bin tane şey var. Hangisinin şeriatı? Öyle bir şey olur mu? Kafasına göre uyduruk bir şekilde yorumluyor. Kendisi için tehdit gördüğü. Ya kadınları düşman diye gidip alıyor, cariye diyor. Böyle bir saçma sapan kendine göre yorumlama var mı? Mesela bak, savaşta ganimet meselesi var ya, o bile aslında bir kısastır. Düşün şimdi, savaş yetkisi nasıl veriliyor? Sadece birisi sana savaş açarsa, senin hayatını, şeyini tehlikeye atarsa sen onunla savaşabilirsin. Durup dururken saldıramazsın. Sen mutlu mesut yaşıyorsun, oturuyorsun. Birisi savaşma şeyin yok yani isteğin, kimseye karışmıyorsun. Geldi sana birisi savaş açtı. Sen de mecburen kalktın, onunla savaşa girdin. Böyle olunca ne oldu? Sen bir zarara uğradın değil mi? Hem manevi olarak hem de maddi olarak kayıpların oldu, bilmem neyin oldu. Oradaki ganimet de sırf senin kaybına bir karşılıktır. Sen savaştığın kişiyle. Veyahut da mesela cizye meselesi var. Size savaşanlarla, sizin de savaşanlarla siz de savaşın. Ta ki onları şey yapana kadar, size karşı durana kadar artık, bitene kadar olay. O zamana kadar cizye meselesi vardır. Ama bunu almışlar, öyle bir yorumlamışlar ki Hristiyan olanlardan, işte veyahut da Yahudi, gayrimüslimlerden diyelim genel anlamda, cizye diye bir vergi alacaksın diyor. Ya burada tartışalım, devam edelim. Halbuki orada senin vatandaşın diyelim, seninle savaşmıyor. Seninle savaşmayanlar cizye alamazsın ki. Bu sen o savaşta seni soktuğu zarara karşı. Bu yıllarca mesela uygulanmış. Ben Osmanlı'da mesela yanlış uygulamalardan bir tanesidir. Daha sonra ıslahat fermanında da değişmiştir zaten. O uygulamayı bırakmışlardır. Bunun adına işte askerlik parası diye alınmıştır vesaire. Farklı şekilde yani tarihte, hatta bugün de öyle, sözde işte İslam yasası diye kendilerine göre yorumlayarak öyle şeyler yapmışlar ki. O yüzden işte şu devlet şöyle yapmış, bu devlet böyle yapmış. Aslında onlar referans olamaz yani. Siyasi onların çoğu. Tabii. Şimdi bu konuyu ben şeyde Zülkarneyn kitabında Hızır konusunu anlamaya çalışırken orada geçiyor. Bu kısas kelimesi geçmiyor ama anlatılan şey kısas. Mesela nasıl oluyor? Hızır geliyor. Hazreti Musa ile yaptıkları ikinci yolculukta bu. Masum bir çocuğu tutuyor, öldürüyor. Orada Hazreti Musa hemen itiraz ediyor ona. Aslında masum bir çocuk da masum olduğunu orada yazıyor zaten, ayette var. Şimdi Hazreti Musa'nın itirazı şöyle. Sen çok kötü bir iş yaptın. Nefsen zekiyeten gayri bir nefsin diye geçiyor. Yani temiz bir nefsi bir nefis karşılığı olmaksızın öldürdü. Bunu Hazreti Musa söylüyor. Hazreti Musa söylüyor. Burada direkt. Bu çok önemli bir ifade. Tabii. Ona da biraz açalım. Nefsen zekiyeten gayri bir nefsin. Açıp baksınlar. Ayetin şeyini tam hatırlamıyorum ama Hazreti Musa ile Hızır'ın ikinci yolculuklarında, Kehf suresinin ortalarında bu ayet. Şimdi burada şunu söylüyor, diyor ki bu sana hiçbir kötülük yapmadı ve bir çocuk daha buluğa bile ermemiş, masum olduğu kesin. Çünkü çocuğu özellikle orada örnek vermiş ve sen bunu öldürdün. Şimdi burada şunu söylemiş oluyor Hazreti Musa, bana kurallar zinciri geldi. Bu kurallarda insan öldürmek en büyük günah ve yasaktır. Ve bunun karşılığında senin öldürülmen gerekir. Yani şunu söylüyor Hızır'a, diyor ki sen aslında farkına varmadan intihar ettin bu eylemiyle. Çünkü bir insan öldüren aslında kendisini öldürmüş demektir. Bu nedir? İslam şeriatının birebir uygulandığı bir devlet yapısı düşün. Evet. Böyle bir devlet şu anda dünya üzerinde yok ama. Diyelim var diyelim biz buna. Bu devlet şunu yapması lazım. Hemen direkt alıp
o kişiyi öldürmesi lazım. O zaman o kişi, yani cinayete yönelmiş olan veya cinayet işleme ihtimali olan kişi hemen şunu düşünmesi lazım. Ben haksız bir can alırsam kendi kendime intihar etmiş olurum. Evet. Kendimi öldüreyim mi, öldürmeyeyim mi? Onu düşünmesi lazım. Şimdi burada zaten bu idam cezası olsun mu olmasın mı, haklı mıdır haksız mıdır zaten açığa çıkıyor bu konuda. Şimdi bu konu tartışılırken devam ediyor tabii. Daha sonra gidiyorlar duvarı tamir ediyor falan, Hızır'ın yaptığı işler anlatılıyor ama Hızır bunların cevabını veriyor. Hızır nasıl açıklıyor bunu? Diyor ki aslında bu çocuk büyüdü ve büyüdükten sonra bir eşkıya oldu. Evet. Birçok kişiyi öldürdü. Evet. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Telefonlar geliyormuş. Şimdi rejiden de bildiler. Bu az önce bahsettiğimiz şey, bunun böyle olmadığını, yanlış meyal olduğunu söyledik. Tamam. Telefonu diyorlarmış ki birisi birisinin çocuğunu öldürdü. O da gidip onun çocuğunu mu öldürsün? Böyle saçma sapan bir işte anlayış olamaz. Zaten. Bu saçmalığı burada az önce böyle olmadığını, evet, buradaki saçma sapan bir yorum işin içine katıldığını meğerler söyledik. Meğerler. O ayetin orijinalinde de böyle bir ifadenin kesinlikle geçmediğini söyledik. Yani bunu fıkıhçı olanımız açıklasınlar. Biz fıkıhçı değiliz. Neyse doğrusu biz bunu anlayamadık yani. Öyle söyleyelim biz. Değil mi? Fıkıhçı yok, hocalar. Anladık abi açık. Yani öyle bir şey sen yok. Sen anladın da mesela işte gelen şeylerden toplumun birçoğunun bunu tam anlayamadığı, farklı farklı yorumladığı anlaşılıyor. O zaman bu ayetin... Yani çok basit ya. Necm suresinin 38. ayeti. Kimse kimsenin günahından sorumlu tutulamaz. Tamam. Kim günah işlediyse, suç işlediyse... Yani bu ayette mesela yürekli ne demek? Kadına kadın, köleye köle ne demek? Bunu anlatsınlar bize. İşte abi bak, bir önceki fiil orada senin yoksa bir önceki benim itirazım yok. Tamam, bir yani önceki ifadeye bakacağız. Anlayabilecekleri yani, dilden anlatsınlar. Bir önceki ifadeye bakacağız. Orada cinayet işleyen kişinin öldürülmesinden bahsediyor. Çocuğunu öldürdü diyelim birisi, değil mi? Cinayet işleyen kadınsa onu, o çocuğun annesi öldürsün. Cinayet işleyen erkekse o çocuğun babası öldürsün. Ama işte öyle bir uygulama var mı ve böyle midir? İşte ben de onun doğru için örnek verdim ya, tarihteki yanlış i̇şte yani uygulamaları. Bunu da anlatsın bize fıkıhçı. Çok hocalarımız var. Anlatsınlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu Hızır konusuna devam edeyim. Burada Hızır açıklama yapıyor daha sonra. Diyor ki aslında bu kişi eşkıya oldu ve birçok kişiyi öldürdü. O zaman geleceğe dönük bir açıklama bu. Gelecekte bu kişi büyüdü, eşkıya oldu, çok kişiyi öldürdü. Annesini babasını rezil etti, onları utandırdı. Ve bunun hakkında karar verildi, öldürülmesine karar verildi. Ben sadece bu uygulamayı onun büyümüş olduğu o sene yapmadım, geriye gidip çocukluğunda yaptım. Yani burada fark şudur, Hızır da aslında dedi ki ben kısas uyguladım aslında. Bir bu de çocuğa şöyle bir şey var, şunu da şey yapmak lazım. Şimdi Hızır'la Musa'nın yolculuğundan bahsedilirken Hızır öyle bir işler yapıyor ki Hazreti Musa bir peygamber olmasına rağmen o bile akıl sır erdiremiyor, tamam mı? O yüzden Hızır'ın meseleleri orada gayb. Orada bizi bağlayıcı olan aslında Hazreti Musa'nın şeriatı. Kur'an bir kere bize bunu söylüyor. Aynı şeriat Hazreti Musa, aslında. Aynı, tabii aynı ama farklı bizim, gibi görünüyor. Tabii bizim aynı, hiçbir fark yok. Hı. Hazreti Musa diyorsa ki eğer bir kişi masum bir cana kıydıysa muhakkak kötü bir iş yapmıştır. Bir cana karşılık i̇şte olmaksızın sen diyor. Sen gibi oldun diyor. Olmaksızın ona diyor. Yani burada tamamen bizim anlattığımız tabii, şeyleri tabii, bizim söylüyor. Anlattığımız şey. Ama Hızır'ın cevabında da aynı bizim anlattığımız gibi. Çünkü o da diyor ki bu da eşkıya oldu. Zaten öldürülmeyi hak etti. Onun da öldürülmesi o zamanında değil, bu zamanda yapıldı. Ama burada tabii bunu, kaderin, bunu söylerken zaman başka, yolculuğu var sayımın tabii, içine zaman katarak yolculuğu söylüyoruz. Olduğu için biz zaman yolculuğu hayır, uygulamayı farklı zamanda yaptığı için sanki iki tane zıt şeriat varmış gibi görünüyor. Ama aslında şeriat tektir. Gelecekte de aynıdır, geçmişte de aynıdır. Evet. Fakat o zamandan bu zamana gelip bakınca zıtmış gibi görünebilir. Evet. Bir de şunu da eklemek lazım. Yani bu senin az önce verdiğin ayet çok önemli. Yeryüzünde fesat çıkarma mevzusu da var. Onun karşılığında da öldürme cezası var, öldürme var. Ama o nedir yeryüzünde fesat? Bu hemen Kur'an'ı bütün genel bağlamı içerisinde almamız lazım. Tek bir şeyi cımbızla çekip ona bir şey yaparsak bin tane şey çıkartırız. Mesela örnek vermek gerekirse işte Maun suresinde bir ayet var. Ne diyor? Feveylün lin musallin. Yazıklar olsun o namaz kılanlara diyor. Şimdi ama o ayet tek başına baksan o ayete namaz kılmak çok kötü bir iş. Ama devamındaki ayete bakıyorsun. Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar namazlarında yanılanlardır diyor. Diyor hemen anlam kazanıyor. O yüzden evet, bir ifadeyi Kur'an'ın genel bağlamı içerisinde tabii, almak lazım. O zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, bakıyorsun bir kişiyi, bir sürü kişiyi öldürmek, hatta birden fazla kişiyi. Mesela örneklendirmek anarşi gerekirse çıkartmak, daha net anlaşılması. Mesela
Türkiye'de kendi şeyimizden örnek verelim. Yıllarca kontrol gerilla operasyonları yapıldı. Mesela diyelim işte Sivas'ta Madımak Oteli yakıldı ve bunun arkasında bugün artık biliyoruz ki bir kontrol gerilla operasyonuydu. Bu tam bir yeryüzünde fesat çıkarmaydı. Orada insanlar diri diri yakıldı. Bunun gibi daha bir sürü Türkiye Mısır'da kendi var, Mısır'da var, Suriye'de var, var, Ukrayna'da sürü, olan şey aynı, Türkiye'de hepsini aynı. Hepsini bir sürü insan öldürüldü, öldürüyor değil mi? Burada da bir cana karşılık durumu var. O zaman aynı şey buna da sirayet eder. Bu şeyi de o bağlamda değerlendirmek lazım. Yani mesela başka işte sözde tırnak içinde İslam şeriatını uyguladığını söyleyen devletlerin sen rejime karşı tehlikesin, idam. Böyle bir şey yok yani. Yani onlara bir şey diyemiyoruz. O kendi kanunlarını, kendi şeylerini uyguluyor. Tabii kendi kanunu yani Kur'an'daki yasalardır. Şeriat hükmü de diyemeyiz. Onlar kendi şeylerini uyguluyorlar. Şimdi burada bunun kader açısından da bir ayrı bir yönü var. Mesela birçok kişi şöyle düşünebilir. Ya bu kızı bugün hak edecek ne yaptı? Allah bunu buna yazdı, niye bunu yaşadı? Evet. Böyle evet. Şey düşünülebilir yani. Evet, bir de şöyle bir soru var. Yine rejiden arkadaşlarımız soruyor. Diyelim ki o zaman bir kişi yani idam ya kısastan harekette idam etti diyelim devlet. Ona işte aile o şekilde karar verdi. Suçun mağduru olan, öldürülen kişinin bir kişinin canı alındı. O zaman bu kadere müdahale olmaz mı gibi bir soru var. İşte o kişi zaten Allah'ın kurallarını çiğneyerek zaten baştan cinayet işleyerek kadere müdahale etmiş. Kaderi olumsuz bir yöne sevk etmiş. Ne yapmış? Bir tarafı mağdur bırakmış. Kendisi de yaptığı işten dolayı öldürülmesi gereken bir cezayı hak etmiş. Bunun uygulanması aslında adaletin yerine gelmesi ve kaderin tekrar yanlış raydan doğru raya aktarılması olarak anlamak lazım bunu. Evet. Yani kader zaten yanlış bir raya girmiş, olumsuz bir raya girmiş. Çünkü bu böyle bırakılacak olursa bu toplumda işte senin söylediğin fesat çıkartmak demek evet. olan giderek çatışmalara dönüşür ve evet. toplumsal hale gelebilir. Yani bireysel düzeyden çünkü mağdur olan kişinin evet. ailesi gidip öbür künün ailesinden birisini öldürmek isteyecektir. Evet. Yani mesela o da şöyle bir şey de var. Bu kan davası olur. Verilen bu. Bir örnektir. Yani sadece adam öldürene karşı değil idam cezası, başkalarına da uygulanabilir gibi saçma sapan bir mantığı savunanlar da var ve buna örnek olarak da Hazreti Muhammed'in zamanında bir şairin öldürülmesini örnek veriyorlar. Halbuki orada bambaşka bir olay var. O şair olduğu için öldürülen bir kişi değil, suikastler düzenliyor ve düzenlediği suikastlardan dolayı öldürülüyor. Şair ama. Şimdi bunu alıyorlar, diyorlar ki bak Hazreti Muhammed şairi de öldürdü. Ya bir sürü kişiyi öldürmüş. O da cana karşılık bir durum var. Şimdi onu da araya koyalım. Ya mahkeme edildiyse onu karar verildiyse onu tekrar kurcalamaya şey yok. Yani evet, gerek yok. Mahkeme evet, İslam evet. devleti var o zaman. Mahkeme edilmiş yani karar yani burada verilmiş. En önemli şey muhakkak bir cana karşılık olarak Hazreti Musa'nın Kehf suresinde zaten iktibasla bize verilen söylemiş oldum. Yani hüre hür köleye köle evet. demek şu demektir. Yani cana can, dişe diş, göze göz. Yani her şey. Çünkü öyle uygulamalar var ki mesela işte Fatih Sultan Mehmet'in kolunun kesilmesine karar verilmesi. Mimarın yaptığı şeyi beğenmiyor. Ondan sonra kolunu kestiriyor. Böyle bir hikaye var. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyoruz ama. Tarihçiler anlatıyor. Tarihçiler anlatıyor. Kolunu kestirince mimar dava açıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in haksız olduğu anlaşılıyor. Evet. Kolunu kesilmesine karar veriliyor. Mimar affediyor. Öyle kurtuluyor. Evet. Yani affederse kurtulabiliyor. Ya bunun mesela şeyde sahabeler zamanında galiba Hazreti Ebu Bekir mi, Hazreti Ömer mi? Şimdi tam hatırlayamıyorum. Yani dokunduğu, incittiği, o diğer sahabenin de sen bana dokundun, üstte ayağıma mı çarptın, bir yerime çarptın. Sen de al beni kırbaçla veya sen de bana vur evet. falan çıkarttığı soyunu. Tabii canım zaten o mesela şeyde de var ya işte Maide 45'te yaralar için de aynı şekilde. Düşünsene bir adam diğerine yumruk atıyor. Bir sene ceza, bir yumruğa bir sene ceza. Halbuki onun karşılığı ona da aynı şiddette yani bir yumruktur. Cezası attırsan, o şekilde yapılır. Ama bu devlet gözetiminde olmasa tabii bireysel olmaz bu. Tabii ben kendi herkes kafasına göre yapar. O yani ayrı. O. Ondan bahsetmiyoruz. Yani bu kavramların nasıl uygulanır? O evet. bu şeyimiz o. Tabii senin burada kısas meselesiyle ilgili eklemek istediğin bir şey kader, yoksa şey yapabiliriz. Kader yani boyutu. Ana konularımızı, ana başlıklarımıza da gidebiliriz. Ya, uzadıysa hiç oraya girmeyelim. Yalnız burada şu var. Ben bu konuyla ilgili birkaç kişiyle konuşunca şöyle dediler. Yani bu kız bunu hak etmiş? Yani Allah niye böyle reva görmüş? Bu neden böyle olmuş? Şimdi insanlar böyle düşünebiliyor. Karşı tarafta çok korkunç görünen evet. bir cinayet olunca, kız da masum olunca veya o evet. mağdur olan kişi masum olunca yani Allah bu kaderi neden böyle yazmış bu kişiye diye. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Kaderde
her türlü alternatif, yani buna biz levh-i mahfuzda yazılmış olan toplam kader diyoruz. Bu kaderin insan iradesiyle olan yönü var. Allah'ın mecbur tuttuğu yönü var. Bir de insan iradesinin gizli olan değişebilir bir yönü var. Onu Ebu Bekir Sıfır hocamız açıkladı. Dualarla falan değişiyor. Bir de yani buna kader-i muallak deniyor. Bir de kaderi gayri muallak denilen kaderin içinde gizli bir bölüm var. O da işte bu Hızır'ın yaptığı gelecekten gelen müdahalelerle değişen kısım. Yalnız bunu şöyle görmek lazım. Bu kızımızda olaylar böyle geliştiği için böyle bir sonuca gitmiş. Bu kızımız eğer mesela o minibüse binmeseydi ne olurdu? Minibüse binmeseydi bunların hiçbiri başına gelmeyebilirdi. Ama işte burada öyle bir şey oluyor ki yani o minibüse binmeye o kendisi karar verdi. Fakat tabii bilmezdi başına neler geleceğini. Ama diğer taraftan yani kaderi oluşturan diğer katil yapan kişinin de şeylerine bakmak lazım. Onu hangi olaylar yönlendirdi? Bu şeye neden gitti? Mesela bu işte kızdan hoşlanmış olabilir. Önce bir yakınlaşmak istemiş, kızı reddetmiş olabilir. Bunlar tabii daha dava safhasında ortaya çıkacak olan şeyler. Olayın nasıl aktığını bilemiyoruz. Ama burada ben şunu söylüyorum. Vicdan denilen bir insan terazisi var. İnsanın iyiyi doğruyu ayırt edebileceği. Bu vicdan terazisinin çeşitli etkilerle bozulmaya çalışıldığını artık bilmemiz lazım. Bunlar bir dizi film olabilir. Bir başka bir şey, özenilen bir şey olabilir. Evet. Bir uyuşturucu olabilir, alkol olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu toplumda çok yaygınlaştı. Gençler bunlara kaptırarak kendilerini bazı hülyalara, bazı düşüncelere girebilirler. Olmadık kararlar verebilirler nefislerine uyarak, şeytanın da takviyesiyle. Böyle bir şeye uyabilirler. Şimdi buralarda bu etkileri de göz ardı etmememiz lazım. Yani o genci acaba hangi psikolojik sistem oraya itti? O kızla o minibüse bindiği için o kader onlara geldi, karşılaştı. Çünkü o çocuk için de iyi bir kader değil bu. Şu olayların olarak, akışına kaptırdığı için bu sonuca gidiyor. Şöyle bir cümle ekleyelim. Bakara suresinin 179. ayetinde ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Eğer böyle olursa... Zaten olay bittikten sonra uygulanması gerekir. Ama tabii şu anda idam olmadığı için devletin verdiği cezaya, yani mahkemenin verdiği cezaya herkes razı olacak. Ama ya burada yani şuna bakmak lazım. Bu acaba potansiyel olarak hala var mı? Yoksa bir tek münferit bir olay mı? Şu anda potansiyel olarak toplumumuzda ben böyle olayların olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ondan bahsediyorum. Evet, evet, yani doğru. Diyorum tabii, ki tabii, ben o dizi filmler, dizi filmler, içkiler, alkoller, şunlar bunlar, uyuşturucular, bir sürü bu şey zenginliğe özenmeler, kendi hayatından memnun olmamalar, yani tüketim alışkanlığı, bunlar hepsi insanları böyle bu yöne iten, evet, yani kaderi zorlamaya, olumsuz taraftan bir şeyler, evet, avantajlar elde etmeye yönelten şeyler. Bu gençlerde bu şey bir gibi ya, kırık bir duvar var. Oradan düşman var, içeri saldırıyor. Senin duvarın kırık olursa, senin yasan saçma olursa, kısas olmazsa, adil, adaletli şey olmazsa o duvar ama düşman yine saldırır. Ya, yasayla tamam halledersin de bu olayı halledersin. O önemli. Şimdi, o da önemli. Gençlerin o ne yapacaksın? Şey. Ondan böyle bahsetmiyorum potansiyel... ama öyle bir risk var, tehlike var, olumsuz durum var. Ama diğer bir tarafta da kırık bir duvar var. O da adalet sistemi. Öyle olunca tabii ikisi bir araya gelince perfect storm diyorlar ya, kusursuz fırtına. Yani bütün olumsuz şartlar bir araya geldiği zaman facia kaçınılmaz oluyor. Burada tabii adalet caydırıcılığı sağlıyor. Yani böyle bir olayda öyle kendisi intihar ettiğini düşünecek olan kişi bundan vazgeçebilir sonunda. Evet, işte, ama bu caydırıcılık, yani o caydırıcılık da önemli. Fakat evet, esas buraya bu yola giden, tamam, akıtan psikolojik nedenler de önemli. Bunların, evet, desteklenmesi evet, bu konuya yani bakmak lazım. Tamam. Şimdi ana konu başlıklarımızdan, evet, gidecek olursak neler demiştik? Sirius, evet, takım yıldız sistemi var bugün biliyoruz. Arapça'da Şira olarak bahsedilen yıldız. Necm suresinde geçiyor bu. Sen devam et, ben bulayım sureyi. Ayette de innehu huve rabbu şeyra. Evet, Necm suresinin ayeti. Muhakkak ki o Şira'nın Rabbidir diye geçiyor. Şimdi Allah Şira'nın Rabbidir diyor. Şira nerede? Köpek takım yıldız sistemi dediğimiz bir sistem. Kuğu takım yıldızı da deniyor. Şöyle enteresan bir şey var. Benzerlik var. Hatta merak da uyandırıcı. Afrika'da Dogonlar diye bir kabile var. Dogon kabilesi. Evet. Köpek takım yıldızı ya. Köpek Dogon'da ismi de oradan geliyor.
Ve bu kabile kendi şeylerinde, efsanelerinde Dogon'dan geldiklerine inanıyorlar. Evet. Sirius de bu konuları araştıran, uzayda hayat var mı yok mu vesaire, hep Sirius'ta bir sistem, Galaktik Federasyon meselesinden bahsedilir. Bir de bunun karşı tarafı, zıttı düşman olarak Orion takım yıldızından da bahsedilir. Ama bütün bunlar ortadayken böyle bir ayet olması, Allah Şira'nın Rabbidir. Tabii ki yani her şeyin Rabbidir Allah, her şeyin, ama neden Şira'da... O ayetlerde Şira'da... tek bir şey geçmiyor. Sadece o ayet tek olarak düşünme. Bak ben burada not almışım. 45'ten 54'e kadar burada birçok yerden bahsediliyor. Mesela Sidretü'l-Müntaha, onun yanında Cennetü'l-Meyva var. Yani bunlar bir mekan isimleri. Şimdi bu mekanlar acaba bizim bildiğimiz bu kainatın dışında soyut alem dediğimiz Cennetü'l-Meyva neresi mesela? Yani bizim öldükten sonra dirilip gideceğimiz cennet mi? Veya cehennemin olduğu o boyut mu? Yoksa bu alemin içerisinde, bu madde alemin içerisinde, yani rahmaniyet dediğimiz bu kısmı, büyük patlamadan sonra olan bu kısmın içerisinde ayrı bir yıldız sistemindeki bir yer mi tarif ediliyor? Bunu neden söylüyorum? Bu insanın yaratılmasıyla, yani ilk numunesinin yapılmasıyla şeytanın itiraz ettiği, meleklerin işte esmaları gösterip insanla imtihan edildiği, Adem'le imtihan edildiği yerde anlatılan şey şu. Burada bir cennet var. Evet. Yani ilk prototip insan cennet denilen bir yerde yapılıyor. Ama bu cennet denilen yer bizim öldükten sonra gittiğimiz cennet değil, çok açık anlaşılıyor. Çünkü burada şeytan içeride geziyor. Yani cennette şeytan gezmemesi lazım. Yani iblis denilen, ismi iblis olan bir yaratık var. Orada içeride 4 tur atıyor. İkincisi ne var? Allah'ın bir ağacı yasakladığını, bu ağaç soy mudur, ağaç mıdır, oraya girmeden bir şeyi, herhangi bir nesneyi yasakladığını görüyoruz. Ama bizim öldükten sonraki soyut alemdeki cennet, cehennemde böyle bir yasak yok. Yani cennette hiçbir yasak yok. Her şey serbest, ibadet de yok. Orada artık tamamen serbest bir yaşam var. Burada bahsedilen cennet soyut bir cennet değil. Bu rahmaniyet dediğimiz büyük patlamadan sonra oluşan bu yıldızlar sistemi içerisinde sanki bir yer gibi tarif ediliyor ve orada kaliteli bir yer. Oradan insanoğlu eşeyli hale geldikten sonra dünyaya geliyor. O zaman biz bunu şöyle anlayabiliriz. Bu dogonlarla da o zaman birleşiyor bu. Nasıl birleşiyor? Eğer insanoğlu başka bir yıldız sistemine prototipi hazırlanıp da oradan dünyaya gelmiş ise o zaman bu ayetleri öyle yorumlama imkanı açılıyor bize. Yani Sidretü'l-Müntaha ve Cennetü'l-Meyva. Mesela senin bu söylediğin şey çok Şira yıldızı, çok da böyle ciddi bir iddia. Yani altı sağlam. O da yani ne? Böyle şimdi insan cennette değil mi? İlk önce cennetteydi. Dünyaya inin dedik. Yaratılan aşağı, yer cennet ama tek bir şey yaratılıyor. Sonra eşi yaratılıyor. Yani daha hiç şey yok. Yok yani Adem Hava şey onu dişidir diyorum. İnsan soyundan, insan oğlu, evet. Adem oğlundan bahsediyor. İlk prototipi. Cennette yaratıldığını biliyoruz çünkü Kur'an'da bize cennetteki hikaye anlatılıyor. Evet. Daha dünyaya geliş falan yok. Yaratılmış yani orada. Prototip normal olarak cismi bir şekilde bizim gibi cennette yaşıyor ve inin diyor ve dünyaya iniyorlar. Onu nereden biliyoruz? Şunu her taraftan yiyebilirsin diyor. Demek ki yeme içme var. Var. Burada yeme maddi içme var. Hani bildiğimiz gibi bir manada şey var. Bazıları da buna karşı çıkar gibi olan şey diyorlar. Biz yeryüzünde bir halife yaratacağız. Ayeti halbuki yaratacağız yapacağım demiyor. Yapacağım diyor. Halife kılacağız diyor. Yeryüzünde seni halife yapacağım. Ceala orada fiili evet. Geçiyor. Yani yeryüzünde bir halife kılacağız. Kılmak için o var olan bir şey var. Hatta getireceğim o. Getireceğim demek. Ceal getireceğim. Halife ne demek? Sonradan gelen. Demek öncesi var. Evet. Demek ki dünyaya sonradan gelen bir insanoğlu var. Şimdi onu bak. Bu çok şey. Unutma. Bak, çok sağlam bir şöyle, iddia. Şöyle kendime halife yapacağım diye çevirenler de var onu. Şimdi kendime halife yapacağım çok tehlikeli. Çünkü Allah'a insanın halife tabii, olması. Tabii tabii. O başka. O zaman burada acayip bir şey çıkıyor. Bu bana biraz tehlikeli geliyor. Ama böyle anlayanlar da var. Ama senin dediğin şekilde anlaşılabilir. Öncesi var bunun. Önceki bir yaratık olan bir insanla bu sonradan dünyaya şimdi bu yapılıyor. Bu iddiaya itiraz etmek çok zor. Çünkü çok net ayetlerde bu bahsettiğimiz şeyler anlatılıyor. Evet. Ama burada aklıma başka bir ayet geliyor. O da şöyle. Biz Adem'i bitki gibi şunu bulayım da. Bitki gibi yerden bitirdik. Önce bitki gibi diyor. Sonra yani burada var. Diyelim ki, şimdi tamamen spekülasyon yapıyorum. Yani böyledir anlamında değil de yorum olabilir mi olamaz mı onu tartışıyoruz. Diyelim ki
Hazreti Adem cennet buradan çok uzak bir galakside bir yer. Dünyaya nasıl gelecek? Muhakkak ışık hızını açması gerek. Yani bir ışınlanma veya da zaman yolculuğu gibi bir şey o zaman devreye giriyor. Evet. Işık hızını açtığın anda. Mesela wormhole dedikleri, Einstein-Rosen köprüsü dedikleri, bu solucan dedikleri. Bir boyuttan diğer bir boyuta, yani boyut demeyelim, uzayın bir yerinden çok uzak bir yere aynı bir anda milyon, belki milyonlarca, belki yüz binlerce, belki çok daha uzak mesafeleri bir anda gidebilmek. Buna bir atıf olabilir mi? Çünkü bakıyoruz hakikaten insan cennette yaratılmış ve dünyaya inmiş. Bitki gibi yerden bitmek. Bitki toprağa delip geçiyor. Yani o şimdi şöyle zaten eğer bu bizim yorumumuz bu Şira yıldız sistemindeyse bu bahsedilen cennet ül meva ve sidretül münteha denilen yerler bu mekanlar. Çünkü aynı ayetler dizisi içerisinde bahsediliyor buradan. Bunlar bir yıldız sistemi dünyaya yakınlığı nereden baksan 10 ışık yılı, 30 ışık yılı, bazen 1000 ışık yılı. Normal şeyle gidemezsin. Ömrün yani yetmez. Işık hızında bile gitsen milyon sene gidecek. Zaten şu demektir. Yani uzayda bir yolculuk, zamanda yolculuk demektir. Yani uzayda bir yıldızdan bir yıldıza gitmek için eğer bir aletin varsa bu şu işe de yarar. Dünyanın geçmiş zamanına da gidersin bundan. Yani deminki örneği de niye verdim? Bitki gibi. Yani çünkü normal şey düz mantıkla baktığın zaman yani sembolik vesaire şey, yorum almazsan ağaçtan meyve çıkar. Yani insan çıkmaz ama mesela onu baktığın zaman sembolik gibi geliyor. Hangi ağacı söylüyorsun? Sen bu şecere geçen şey mi söylüyorsun? Yok yok. Şimdi nerede geçtiğini hatırlamıyorum ama öyle aklıma geldi bu mevzuyu konuşurken. Biz Adem'i yerden bitki gibi bitirdik. O bitki tarzında bitirdik diye onu çeviriyorlar. O evrim mi Kur'an-ı Kerim'de olduğuna destek bulmak isteyen birçok kişinin oradan çok zorlama. Kullanıyor ama yani zorlama kullanılıyor. Mesela burada şunu söyleyeyim ben. Yani evrim Kur'an-ı Kerim'de var mıdır yok mudur ayrı bir tartışma ama nedensellikle giden bir sistemde yani evrim çünkü nedensellik izlemesi lazım. Yani geçmişte bir olay olacak. Ondan sonra bir mutasyon olacak. Onun tekrar tür gelişecek, değişecek veya doğal seleksiyonla bazıları ayıklanacak. Yani bunlar hep geçmişte olan şeylerin geleceğe yansıyan şeyleridir, ürünleridir. Yani nedensellik izlemesi lazım. Gelecekten bir etki olduğu zaman evrim sistemi yıkılır. Mesela bu reenkarnasyonu da yıkan bir şey. Yani gelecek etkisi varsa bir yerde ki Kur'an-ı Kerim'de gelecekten bahsediliyor. Gelecekten en ufak bir bilgi geldiğini eğer düşünüyorsak orada reenkarnasyon da yıkılır. Yani ruhçuluk da yıkılır. Evrim de yıkılır. Tabii gelecekten gelen bilginin örnekleri Kur'an'da çok var. Hazreti Yusuf rüyasında gördü. Yani, gelecekte olan bir şey, olmayan bir şeyin bilgisi nasıl oluyor? Kıyamet veyahut da Hazreti, daha önce de çok verdiğimiz örnek Hazreti Musa'nın doğacağını kahin Firavun'a söylemişti. Yani geleceğe dair birçok bilginin mesela Hızır Bahsi'nde de var. Birçok ayette çok farklı yerlerde geleceğin bilgisinin insanlara geldiği var. Yani şimdi buradan biraz şey olacak ama geçen akşam bir kanalda bayağı iyi bir haber kanalında öyle diyeyim. Yani dava açma ihtimallerine karşı böyle konuşuyor. Merkezin seyrettiği bir program. Zaten herkes kimden bahsettiğimi, neden bahsettiğimi anlar. Orada 3 tane profesör titri olan hocamız. Bir tanesi ilahiyatçı, bir tanesi stratejist, bir tanesi de felsefeci. Şimdi bunlar bir program yaptılar. Ben dedim herhalde dalga geçiyorlar. Şimdi programda konuşulan şey şu. Hazreti İsa kesinlikle gelmez. Yani ortaya çıkan sonuçları söylüyorum. Mehdi diye bir şey yoktur. Bunların bütün bu hadisler, Hazreti İsa ile ilgili hadisler yalandır, uydurmadır. Mehdi ile ilgili hadisler uydurmadır. Bunlar gelmez. Şimdi gitgide olay öyle bir yere geldi ki İçimden dedim Allah dedim inşallah Kur'an-ı Kerim'de yoktur demezler dedim. Oradan derken ilahiyatçı hocamız dedi ki Hızır diye bir şey yoktur dedi. Şimdi Hızır diye bir şey yoktur dediğin zaman zaten Kur'an-ı Kerim'in tam göbeğinde belki gibi, şunu Kehf kastetmiş suresi, olabilir mi? Yani Hızır'dan bahsediyordu. İsim vermiyor. Yani Hızır vermiyor. Kendisine katın bir ama şimdi yani ilim sen onu nereden destek bulmuş alıyorsun? Kur'an-ı Kerim'deki bu Hazreti Musa ile buluşan kul denilen evet kişinin Hızır olduğunu bütün İslam literatürü söylüyor. Birkaç tane buna aksi örnekler olabilir. Onlar da şöyle. Hızır'ın hikayeler şeklinde, halk hikayeleri şeklinde anlatıldığı bir edebi literatür var. Orada Hızır denizin üstünde de yürüyor, havada da uçuyor, olmadık işler yapıyor. İnsanların hayal dünyasında öyle Hızır'ı tarif etmişler ve Hıdır İllez kutlamalarını öyle yapmışlar. O kısım batıl, onu söyleyebilirsin.
Ama sen tutup da şimdi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ve ayetlerle koskoca Kehf suresi bunu anlatmak için önceden yedi uyurları anlatıyor, Ashab-ı Kehf'i anlatıyor. O zaman bana söyleyebilir mi, bu hocalarımıza sesleniyorum. Şimdi bu Ashab-ı Kehf mağaraya girince bir gecede 309 sene nasıl kalıyorlar acaba? Bunu nasıl açıklayacaklar? Yani şimdi burada yoktur dedikleri şeyin sonuç nereye gittiğini kendileri de farkında değil. Mucize diyecek. Bugünkü konu başlıklarımızdan bir tanesi mucize de mucize. Mucize onu ama açacağız. Yani şimdi bu mucize değil. Burada somut olay anlatılıyor. Ne sakalları uzamış, ne şey yapılmış. Kesin şey, ayetlerde şeyler bir gün var. Bir önceki hallerinden farkları yok. Bir gece yok. Kaldık diyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki onlar 300 sene kaldılar diyor. Bir gecede 300 sene kalınmış. Yani açık yani ayetler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu Hızır bahsinin anlaşılması için bu Ashab-ı Kehf'i de anlatıyor. Hızır, Zülkarneyn hepsi şimdi bunlar o zaman yok oluyor. Kur'an-ı Kerim'i de iptal etmiş oluyor hocalarımız. Orada felsefeci bir hocamıza benim serzenişim şu. Aklı kullanmak üzerine Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetten bahsediyor. Evet. Yani felsefe tamam aklı kullanma üzerine ama şimdi burada vahiy ile akıl karşılaştırıldığı zaman vahiy saf bilgi demektir. Akıl bunu anca öğrenmeye çalışabilir. Nüfuz etmeye çalışabilir. Acaba burada ne anlatılıyor anlamaya çalışabilir. Yoksa ben aklımı kullandım da bu ayetler benim işime gelmiyor diyerek sen bunları iptal ettim diyemezsin. Çünkü vahiy direkt bir bilgidir. Yani saf bilgidir. Onun sen bugünkü teknolojinin anlayamıyor olabilirsin. İnna gelecekte anlayabilirsin. Kur'an'ın Arabiyen leallekum taqilun. Biz muhakkak onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki ta ki akledesiniz. Ama işte şimdi aklınızı kullanırsınız. O hocamız öyle söylüyor ama şunu unutuyor. Birçok akılla ilgili ayetlerde ulul elbab geçer. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Temiz özlü. Yani ön yargısız. Bir şeyi ön yargısız incelersen akıl anca ona nüfuz etmeye çalışabilir. Burada aklın kavrayamadığı, yani akıl dediği şu, bilimin kavrayamadığı, gözlenemeyen, deneylenemeyen durumlar o var. O zaman buradan mucize meselesine girelim, onu konuşalım. Tamam, öyleyse, girelim. Şimdi burada akıl bir yerde tıkanıyor. Çünkü insan gördükleriyle, deneyimledikleriyle veyahut da kendi mantığı veyahut da aklı çerçevesinde düşünebildikleriyle sınırlı yorumlayacağı konular konusunda. Bakıyor, işte 300 sene geçmiş aradan ama bir gün önceki hallerinden hiç farkları yok. Ya bu nasıl olur? Mucize. Şimdi bunu ne yapacaksın? Bu ayet geldiyse bunu kavrayamıyorsan inanç olarak buna inanırsın. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan. Tabii orada değil. Şimdi zaten 1400 senedir bütün Müslümanlar böyle yapmış. Bunu anlayamamışlar ki. Ne zaman anlaşılmış bu? Ne zaman relativite diye bir teori çıkmış ortaya. Burada hızlı sistemlerde uzayın ve mekanın nasıl davranıldığı anlaşılmış, bu formüle bağlanmış. Bir bu. Bilim bu noktaya gelmiş. İki, ona ek olarak kuantum teorisinde paradoks ortamlarda birbirine zıt şeyler, iki tane gerçeklik nasıl aynı anda yaşanıyor? Bu anlaşılmış. Şimdi bunlar anlaşıldıktan sonra artık sen aklımı kullanıyorum da bu ayetler benim işime gelmiyor diyemezsin. Çünkü bu sistem artık anlatmış. Hatta şu andaki bilimin yetişemediği bir yerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Mesela aklı kullanmak nasıl olur? Yecüc Mecüc ile ilgili o programda bir hadisten bahsedildi. O hadiste şöyle diyor. Yecüc Mecüc'ün bir kulağını altına yorgan yatak yapıyordu. Öbür kulağını da üstüne örtüp yorgan yapıyordu. Şimdi Yecüc Mecüc'ü tarif ediyor. Bir ayağı, bir tanesi keçi ayağı gibiydi. Başında keçi boynuzu vardı. Yok bilmem nesi kurta benziyordu, bilmem nesi şeye benziyordu. Şimdi bu, baktığın zaman bu hadisi hemen reddedebileceğin hazır bir şey var. Çünkü akla uymuyor gibi geliyor. Ama acaba temiz akılla düşündüğün zaman bu olmaz mı? Mesela Mısır'da Sphinx var değil mi? Başı insan, vücudu aslan. Bu acaba gerçek mi yoksa bir sanatçının hayal gücü mü? Bir bakıyoruz arkeolojik buluntularda böyle çok şey var. Büyük Pasifik Okyanusu'nda kırlangıç balıkları var. Bu balıklar 600 metre, 700 metre denizden sonra yükselip uçuyorlar. Hatta Sadun Bora mıydı yoksa Koç ailesinden birisi miydi? Pasifik Okyanusu'nu geçerken birçok balığın gece uçup sabah kalkınca teknesinde bulduğunu söyledi. Şimdi bu şu demektir. Kanatlı bir varlık. Yani havada artık uçması gerekirken denizin içinde yüzüyor. Hem evrime ters hem de burada sanki bir genetik manipülasyon var gibi. Bu çok eski kadim zamanlarda bu tarz genetik müdahalelerin olduğu, bu denemelerin yapıldığını gösterir. Gelecekte zaten bugün bunlar yapılıyor. Yani biraz bu hocalarımız literatürü araştırsalar gizli olarak genetik denemelerle bu keçi ayağı gibi yaratıkların veya insanla bunun birleştirmesi veya koyunla keçinin, bu denemeler yapılıyor. Belki
Bu tarz bir şeyden bahsediliyor bu hadislerde. Olamaz mesela mı? Mesela aklıma şey geldi. Bir tane hayvan çıktı. Kaslan. Yani buna liger diyorlar. Yani olabilir şimdi. Aslanla kaplanı, yani lion'la tiger'ı birleştirmişler. Liger olmuş. Normalde hiçbir şekilde aslan ve kaplan birleşmiyor. Onların tamam, çocuğu genetik olmuyor. Şeyle birleşirsin. Ama laboratuvarda birleştirmişler. Acayip bir hayvan çıkmış ortaya. Hatta seyircilerimiz kaslan diye internette yazarlarsa resimlerini görsünler. İnanılmaz bir şey. Yani dev gibi bir aslandan da bir kaplandan da büyük. Evet. Dev bir hayvan çıkmış ama böyle hantal falan. Böyle doğada yani kendi kendine yaşayacağım. Yani şunu söyleyeceğim ben bu hocalarıma. Aklı kullanmak derken hocalarımın aklını değil, biraz daha temiz akılla, ön yargısız bir akılla bakmalarını rica ediyorum. Tabii bir de burada şey de var. Mesela sen dedin ya işte hadiste şöyle diyor, işte çok acayip saçma gibi algılanabilecek ifadeler var içerisinde. Ne bileyim, kafası eşek kafası, ayağı keçi ayağı falan gibi olabilir, şeyler. Olabilir ama bizim bugün aklımıza yatmıyor. Ama tabii bunu söylemiş mi? Nereden işte kim nereden gelmiş? Fark etmez. Yani bak, bu hadisleri reddetme olayı başladığı zaman bunun önünü alamazsın. Abi şimdi, o zaman herkesin hadis diye aldığını, yazdığını, binlerce de uyduruk değil. Hadis var yani, onu da, o da biliyor. Ama işte hangisi bu uyduruk hadis? İşte hangisi? Şimdi bu hadis mesela uyduruk mu? Ha, ben ne bileyim, ben şimdi uyduruk veya da doğru. Ben bak, sen uyduruk olduğunu belki söyleyemezsin ama doğru olduğunu söyleyebilirsin. Genetik, o da var. İşte genetik, bak bugün bilim ilerliyor, bu akla yatıyor şu anda. Benim aklıma ama yatıyor. Sırf akla yattı diye tamam, onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam söylemiştir. Sonucunu çıkarabilir miyiz? Ben ona bakmam, ben şuna bakayım. Ben araştırmacıyım. Bir yerde bir gizem kırıntısı varsa tabii, o şekilde alırım. Hadis bile olmasa kullanmaya çalışırım. Ben şimdi toptan bir literatürü niye reddedeyim ki? Yani reddedilme kimin işine geliyor? Bir de o var. Onu reddet, ya bunu reddet. Kimse reddet demiyor da ne varsa da hepsini de %100 doğru kabul et. Toptan reddediyor. Bu hocalarımız öyle yapıyor. Olur. Yani bunlar yoktur. Mehdi ile ilgili 110 tane hadis var. Hepsini reddet. Ya olur mu öyle şey? Al bakalım bir öğren, yani ne var bunu sen şöyle ya, eğer bir temiz bir akıllı kabul ediyorsan Mehdi işine gelmedi reddediyorsan o zaman orada bir tezat oluşuyor. Ay şimdi Mehdi gelmeyecek deyince olay başka bir yere gidiyor, reddedersen gelmemiş oluyor. Şimdi ne oluyor, kimin işine yarıyor bu? Yani Müslüman cahil kalıyor, bu bilgiden yoksun kalıyor. Peki bu bilgiyi bilen yok mu? Var değil mi? Öyle bir yerde sağlam bir sistem var ki bu bilgiyi zaten bizim bilmememiz için elinden geleni yapıyor. Mesela Mehdi ile ilgili Kur'an'da hiçbir bilgi yok. Açık ifade olarak söylenir. Hakikaten yani açık bir şekilde Mehdi gelecek vesaire denmez ama şöyle bir şey var. İşari manada olduğunu düşündüğüm. Şimdi Kur'an'da diyor ki biz yeryüzünü salih kullarımıza miras bıraktık diyor mu, değil mi? Evet. Yeryüzünü diyor. Yani sadece belli bir bölge değil. Bütün dünyayı. O zaman buradan şunu çok net anlıyoruz. Bir gün gelecek ki iyi insanlar, yani adaletli, doğru insanlar dünyada öyle bir sistem kuracak ki adaletin hüküm sürdüğü, barışın, işte dostluğun, sevginin vesaire, yani kötü olmayan iyi bir dünya, eşit, herkesin adil, işte bolluk, zenginlik vesaire, böyle bir sistem olacak. Tarihe bakıyoruz, bak bu Kur'an'ın vaadi kesin, yani diyor ki Allah diyor tabii. Miras bıraktım diyor, varis kıldım o kişileri, salih kullarımızı diyor. Evet. Demek ki bu Allah'ın açık bir vaadi. Tabii. Böyle bir sistem bakıyoruz, tarihte oldu mu? Öyle bir şey yok. Yok. Bütün dünya çapında öyle bir sistem yok. O zaman bu kurulacak. Bu sistemi diye hop diye bir günde şak kurulacak hali yok değil mi? Bunun muhakkak bir kurucusu olacak. Bir şey bunun olacak. Kurulması için şu olması gerekiyor. Dünya tamamen barıştan yoksun kalması lazım. Yani bugünkü gidişat onu gösteriyor zaten. Herkes birbirinin gırtlağına yapışıp boğazlaması lazım. Kimin kimi neden kestiği belli olmaması lazım. Şimdi bu aslında bu Orta Doğu'daki olaylar bu programın başında bahsettiğimiz bireysel cinayetleri de tetikliyor. İnsanlar kontrolsüz kaldıklarını düşünüyorlar. Yani hiçbir kanun, hiçbir şey beni şey yapamaz. Karşıda, dışarıda, Suriye'de millet birbirini kitleler haline keserken ben bir kişiyi öldürmüşüm ne olur diye düşünüyor. Biraz da insanlara böyle şey yapıyor. Yani gaza getiren burada bir yönü de var. Burada şöyle bir şey de var. Mesela şok terapi diye bir şey var. Amerikalı profesör, ekonomist Milton Friedman'ın bir şeyi var. Şok terapi diye bir tezi var. O da şu, toplumlarda hem sosyolojik anlamda hem de ekonomik anlamda bir köklü değişiklik yapmak istiyorsan onlara öyle bir şok yaşatmalısın ki mesela ekonomiyi yeni dibe vur. Şey yaptırmak istiyorsan ciddi bir ekonomik kriz yaparsın. Ama işte bu hatta, İslami yöntem değil. Mesela değil tabii ki. O mesela Deccali yöntem öyle. Pinochet darbesi oldu. O darbeden önce Milton Friedman orada danışmanlık, ekonomi danışmanıydı ve şok terapiyi uygulatarak darbeye götürdü. Onlar bozmak için o terapileri uyguluyorlar. Darbeye götürdü. Evet. O ülkede darbe tabii yaptı. Amerika'nın dünyanın birçok yerinde, evet. Endonezya darbesine kadar, Türkiye'deki 12 Eylül darbesine kadar birçok şeyi yaptığını, akademik altyapısını oluşturup bunu şok terapiyle i̇şte yaptığını biliyoruz. Bunu anlamak lazım yani. Şimdi bu şok verdiğim örnek, az önce verdiğim örnek yeni bir ekonomik sistem getirmekle ilgiliydi. Bu ekonomikle şimdi ilgili bir şey sosyolojik söyleyeyim. Sosyolojik bir şey getirmek istiyorsan, yeni bir dünya düzeni,
bir şok terapi uygulaması lazım. Kırdıracaksın milleti birbirine ama bunun altında sana der ki toplumun düzelsin diye, dibe vursun diye bunu uygula diye seni kandırır. Aslında o kimin işine yarar biliyor musun? Orta Doğu'yu boşaltmak isteyen bir sistem varsa onun işine i̇şte yarar. İşte oraya getiriyorum ya zaten. Türkiye'yi orada gaza getirip de böyle çok şey yaptırabilirler. Şunu söyleyeyim. Mesela hadisler, gene hadis konusunda devam ediyoruz. Hadislerde Mehdi ile ilgili bir hadis var. Öyle acayip bir hadis ki bakıyorsun bugün hiç olmaz diye düşünüyorsun. Şimdi diyor ki hazine yetkilileri çağrı yapacak halka. Gelen arabasını, yükünü getirsin, istediği kadar hazineden altın vereceğiz. Çağrı yapıyorlar. Geliyor birisi. Kimse gitmiyor aslında. Yani o günkü düzeni anlatıyor, ekonomik düzeni anlatıyor. Kimse gitmiyor. Bir tane kendi şeyine yenilen birisi gidiyor. Ben diyor arabayı getirdim. Tamam diyorlar hazine yetkilileri, yanaştır arabayı. Altın mı istiyorsun, para mı istiyorsun, ne istiyorsan dolduruyorlar. Alıyor arabayı gidiyor. Giderken bir arkadaşına rast geliyor. Ne yaptın diyor, işte hazineden altın aldım, para aldım. Ya bunlar senin bir işine yaramaz ki diyor. Yani sistem değişti, düzen değişti. Bu para sana yük olur. Sen bundan bir de ayıplanırsın, kınanırsın toplum içinde. Öyle mi falan derken daha evine varmadan başka bir arkadaşına rastlıyor. Aynı şey. Bakıyor olacak gibi değil. Karar veriyor, diyor ki hakikaten ben hata etmişim, bu sistem değişmiş. Geriye dönüyor, hazineye başvuruyor tekrar. Niye geldin diye soruyorlar ona. Ben diyor vazgeçtim, pişman oldum, paraları geri vereceğim. Hazine yetkililerine verdiği cevap şu: biz verdiğimiz şeyi kesinlikle geri almayız. Al sen bu utançla yaşa. Şimdi bu ne demek? Hazine şunu diyor: ben verdiğimi geri almam. Bugün hazine ne diyor? Ben aldığımı geri vermem. Şimdi evet, bugünkü ekonomik sisteme bak. Evet. Bunun tam tersi bir sistem. Ekonomide tam tersi. Yani bunu düşünemiyoruz biz şimdi, algılayamıyoruz. Böyle hadis mi olur, uyduruk olabilir bu diyoruz. Halbuki evet, o günkü ekonomik sistem anlatılıyor. Yani bu hadisleri böyle toptancı yaklaşımla bu olmaz, bu olmaz, hadisler yoktur demek çok büyük şimdi, bir gaflettir. Konu başlıklarımız burada bir liste var. Şimdi onları ben tekrar bir hatırlatmasını onlara yapalım. Hatta yönetmenimiz Mahmut da diyor ki diğer başlıklara değinmeyin. 15 dakikamız kalmıyor, kaldı diyor. Onlara da şey yapalım. Evet. Şimdi bu Dogon kabilesi şey diyor, onu konuştuk ama şöyle söyleyelim. Dogon kabilesi bu Jüpiter'in uydularını, Jüpiter'in etrafındaki halkayı, bunları bildiler. Hiçbir gözlem yapamadıkları halde. Ve Sirius yıldızının 3 tane yıldızdan oluştuğunu, birinin hafif, birinin ağır, birinin orta olduğunu ve bunların etrafında birbirleriyle dönüş turlarının yıllarını. Sirius A var, bir de Sirius B var. Bir de C'yi de söyledi onlar. C çok sonra çok bulundu. Zaten B de bilinmiyordu önce. B evet, B yeni araştırıldı. C'yi ben de evet, bilmiyordum yani. B mesela bir şey herhalde bir nötron yıldızı olabilir. Çünkü o ağır ve küçük. Onun etrafında dönüyor diğer büyük yıldız, yani asal yıldız. Onun evet, etrafında dönüyor. Bir de C çıktı. C de var. Yani şimdi bu bilgilerin mesela yani onlara ulaşmış. Yani bir Afrikalı kabile bunları yani nereden biliyor? Bunları mesela nereden biliyor mesela? Bu da burada Necm suresinde geçen bu Şira yıldızın Rabbidir. Yani 45'ten 54'e kadar ayetlerde burada birçok mekan ismi de sayılıyor. Birçok şey de anlatılıyor. Bunun da söyledik dedi ki bu insanın yaratıldığı yer olabilir. İlk kökeni olabilir. Geldiğimiz yer de olabilir. Yani ilk prototipin evet, yapıldığı yer olabilir. Şimdi şimdi yer altında medeniyet var mı? Evet. Dünyanın içi mağara tünellerle mi dolu diye bir başlığımız vardı. Çünkü tabii o da eski Agartha Şambala efsanelerinde. Agartha Şambala çok yer altı meselelerinden bahsediyor. Şöyle bir şey deniyor. Hitler bunun peşinden çok gitmiş. Bugün bunu iddia edenler de var. Mesela uydularla çekilen kuzey ve güney kutuplarının fotoğrafları var. Buraların bu şeyde internette silinerek, kapatılarak yansıtıldığı söyleniyor. Buralarda büyük bir oyuk görünüyor. Hem kuzey kutbunda hem güney kutbunda. Bir bu. İkincisi kuzey kutbunda tam kutup bölgesi tespit edilemiyor. Yani onun bir yeri mekan denizde de bulunamıyor. Ya havaya doğru çıkıyor pusulalar ya yere doğru iniyor. Ama orada bir boşluk var. Yani şöyle dikey oluşuyor pusula. Dikeye doğru hareket ediyor. Kutup noktasının bulunmadığı, tam keşfedilmediğini iddia edenler var. Üçüncü bir nokta. Burada tam kutup noktasının olduğu bölgeye kadar deniz buz tutuyor ve büyük iceberglerden bir duvar var orada. Bayağı bunlar yüksek. Bu iceberglerin tuzlu sudan değil tatlı sudan oluştuğu belli ama orada kara yok. Denizin ortasında bu. Şöyle yuvarlak bir şekilde iceberglerden sanki bir duvar gibi bir şey olmuş. Ve bu iceberglerin içinde bunlar güneye doğru geldikçe mesela bu mamut karnında Afrika bitkileri olan mamut burada bulundu.
Burada daha başka tropikal bölgeye ait bitkiler, bazı şeyler, hayvanlar da bulunuyor donmuş şekilde bu iceberglerin içinde. Şimdi bunlar da bir muamma, nereden geliyor acaba diye. Burada şu teori geliştiriliyor. Dünyanın içi aslında oyuk. Bu çok büyük bir alanda. Böyle bir oyuk var. Güney kutbunda da var bu oyuk. Fakat bu bölge manyetik bir alanla kaplı olduğu için buradan dışarıdan içeriye girilemiyor. İçeride dünyanın içinde ayrıca bir güneş var. Ve dünyanın içinde tekrar nehirler, vadiler olan, yani büyük bir boşluk düşün. Dünyanın kabuk tabakası şöyle aşağı yukarı onun ne kadar mildi? 170 mil galiba, şöyle diyelim. 5000-6000 kilometre civarında bir şey. Yani kilometreyi söyleyelim. Öyle bir tabaka tamamen, yani şöyle içi oyuk olan bir şey düşün. Şimdi böyle teoriler var. Ve Hitler bunları aramış. Bunu bu mağara sistemleriyle birleştirenler var. Ayrıca Yecüc Mecüc'ün, çünkü kuzeye gitti, kuzeyde bir duvar ördü diye iddialar var. Buraya hapsedildiğini söyleyenler var. İçerideki yaşayan canlıların Yecüc Mecüc olabileceğini iddia edenler var. Tabii bunlar bilim adamları. Bugün dünyanın biz iç kısmını ama biliyoruz ki. Ama tabii bunun sağlam dayanakları var mı? Bir tabii teori ortaya atılabilir ama onlar işte neye dayandığı Kuzey Kutbu'ndaki bu şeylerden çıktı? Biraz dayanak alıyorlar. Yani bu işte icebergler. Tabii bir de işte, işte Agartha Şambala mevzuları var işte. Şeyler var. Ama ben bunların hiçbirine tabii yani şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Bu anca zaman yolculuğuyla, yani gelecekle bağlantı kurularak anlaşılabilecek bir şeydir. Dünyanın içinin oyuk olması sadece sembolik olarak anlaşılması, evet, gerekir. Bu tamam, bu başlığı o zaman burada kapatıp şu meseleye geçelim. Peygamberlere verilen mucizeler, bunları mesela nasıl anlamak lazım? Hazreti Musa Firavun'un karşısına çıktığı zaman Firavun'un sihirbazları, onu sihirbazları çağırdı, evet, ve asalarını attılar. O asalar yılan oldu. Ama Hazreti Musa asasını attığı zaman o gerçek bir yılan oldu ve onlarınkini yuttu. Öyle bir şeydi ki sihirbazlar onun bir sihir olmadığını anladılar hemen. Çünkü usta sihirbazlardı. Ve hemen onlar secdeye kapanıp iman ettiler. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde anlatıyor o sihirbazların Müslüman olduğunu. Bunlar işi bilen adamlar. İllüzyonu biliyorlar. Yani bunlarınki illüzyon. Evet. Ama Hazreti Musa'nın attığı yılan, şey asa, yılan o illüzyon değil. O gerçek. Orada gerçek ki iman ediyorlar. Yoksa şey, hatta Firavun diyor ki şimdi, siz Rabbiniz benim diyor. Size ne oluyor? Nasıl şey yaparsınız falan. Onlar kabul etmiyorlar. Hayır diyorlar. Orada Musa'nın şunu anlıyoruz. Hazreti Musa'ya inanınca şeyleri hepinizin çapraz kestireceğim diyor. Öyle de oluyor. Orada zaten şöyle suçluyor onları. Sizin ustanız olan bir sihirbaz o. Siz anlaştınız. Bana bu tezgah kurdunuz benim önümde. O sizin ustanızdı. Siz onun çırağıydınız. Böyle bir şey yaptınız. Beni bu işin içine çekmek istiyorsunuz. O yüzden sizi suçluyorum. Kestireceğim çaprazlama diye, evet, söylüyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Musa'nın yaptığı şeyin fiziksel bir şey olmadığını, yani fiziksel olabilir de illüzyon olmadığını anlıyoruz. Yani bir sahtekarlık yok burada. Şey, asa gerçekten dönüşüyor ama burada bunu sembolik mi anlamak lazım? Gerçek mi anlamak lazım? Ama tabii bir de şöyle bir şey de var. Yani yanlış anlama, senin şeyin için söylemiyorum da anlamakta zorlandığımız yerde acaba zaten aciz sembolik kalıyoruz mi? Aciz kalınca. Demek ne kadar şey? Mesela canlanan balık da var Kehf suresinde. Ben ona kendimce bir açıklama getiriyorum ama acaba doğru mu? Yani bir balık ne zaman canlanır? Zaman terse çalışırsa canlanır değil mi? Öldükten sonra canlanma nasıl olur? Zaman diğeriye dönerse, zaman oku. Mesela ama şöyle be, ölünün diriltilmesiyle ilgili, balıkta değil, insan ölüsünün diriltilmesiyle ilgili Kur'an'da birkaç örnek var. Mesela bunlardan bir tanesi Hazreti İsa'nın ölüyü diriltme meselesi var. Hazreti Musa zamanında da Bakara suresinde anlatılan hikaye, o işte sarı mı olsun, beyaz mı olsun, şey mi olsun, hani ineği kesiyorlar ya. Evet. Onun etinin parçasıyla işte vuruyorlar. Bir uygulama yapıyorlar. Orada bizim anlayamadığımız bir uygulama. Adama o şeyler, o etle bir şekilde müdahale ediyorlar. Ve adam diriliyor. Hatta onun yapılma sebebi de cinayet var ortada. Adam kim öldürmüş bilmiyor. Ölüyü diriltiyorlar. Evet. Ölü diriliyor. Katilini söylüyor. Sonra tekrar yine ölüyor. Ama orada mesela zamanı tersine çevirme değil de dirilip katilinin kim olduğunu söylemesi. Burada ben şöyle böyle ilginç şeyler var. Bu mesela bizim şu andaki bilgilerimizde benim aklıma yatmıyor diyelim. Birçok kişinin de yatmıyor. Aciz bırakıyor. Kur'an-ı Kerim'in
ayetini mi inkar etmemiz lazım? Hayır, o hocalarımıza göre aklını kullanman gerekir, böyle kullanman gerekir diyor. Ama ben şöyle kullanıyorum aklımı. Acaba burada ne gizem var, ben bunu anlayayım. Bunun gerçeği nedir? Bunun gerçek olduğunu biliyorum da anlayabilmem için nasıl anlayabilirim diye uğraşıyorum. Yani burada şöyle bir şey var. Bir vinç var diyelim. O vinçin kaldırma kapasitesi işte 50 ton diyelim. Öyle bir tarafta da 100 tonluk bir yük var. O vinç, 50 tonluk vinç onu kaldıramıyor. Kaldıramıyorsa o zaman onun kapasitesi yetmiyor. Ama orada bir 100 kiloluk, bir 100 tonluk bir şey var. Yük var. Evet. Bu da onun gibi. İnsan aklı bir yerde duruyor. Ha ben anlamadım. Senin bilgin yetmiyorsa, anlamıyorsan o zaman yok diye bir şey yok ki. Ya mucizelerin çoğu senin aslında... Senin bilgin o kadar. 50 tonluk vinç, o 100 tonluk gerektiriyor. Şunu söylüyor. Bir yönü geleceğe dönük teknolojik bir keşfe işarettir bu. Anlayabilirsek tabii, buradan bir şey keşfedilebilir. Yani birçok Kur'an-ı Kerim'de anlatılan mucize, mesela Hazreti Süleyman'ın işte rüzgarda uçması gitmesi, 2 aylık yola gitmesi, bu da bir mucizedir. Ama buradaki mucizelerden kasıt şu: İnsanları ve bizi hala Kur'an-ı Kerim okumakta olanları aciz bırakan şey demektir. Yani insanlar bunu kavrayamaz. Nasıl kavrayacak? O günkü insanlar da kavrayamamışlar. Aciz kalmışlar. E biz de aciz kalıyoruz. Mesela Hazreti Süleyman'ın ki mucize olarak anlatılmıyor. Öyle değil mi? Yani onu kendisine inanmayanlara karşı bir delil olarak sunmuyor, evet, evet, Hazreti evet. Süleyman. O mucize olmadığı için onu biraz yaklaşımla, teknolojiyle, sanki bilimin ilerlemesiyle anlayabiliriz gibi evet. geliyor ve anlaşılıyor da o. Evet. Yani diyoruz ki işte burada ışınlama olmuş veya işte zaman tabii yolculuğu yani senin olmuş. Burada söylediğin şey çok önemli, altında çizmek lazım. Peygamber kıssalarının hepsine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de kavimleri kendilerinden bir mucize göstermesini istiyorlar. Evet. Eğer sen Allah'ın Resulüysen evet. bunu ispatla, mucize göster tabii. diyor. Ve aslında bu iyi bir şey olarak da karşılanmıyor yani mucize istemesi. Hatta havariler bile Hazreti İsa'dan mucize istediği zaman sofra istiyorlar. Yani bak, onlar inandığı şey değil istiyorlar. Ama hadi gösterdim, buna rağmen de şey yaparsanız artık. Tabii tabii, orada tehdit çok kötü, yani tehdit falan da var. Evet. Neyse, netice itibariyle peygamberler kavimlerini ikna etmek için mucizeler gösteriyorlar. Bunun örnekleri ayetlerle sabit. Ama Hazreti Süleyman zaten bir kral, çok güçlü yani. Yani şey, bir kral. Kimse o talepte ikna, bulunan yok kimse zaten. Öyle bir talep yok. Evet. Kimse ikna etme şeyi de yok. Yok. Ama buna rağmen bak, önemli bir ayrım. Mucizeler, ya da bizim mucize olarak anladığımız tahtın göz açıp kapama zamanı içerisinde, yani bir an da. İçerisinde ta başka bir ülkeden Etiyopya, yani Habeşistan diye söylenen evet. yerden, işte artık Kenan diyarı mı artık neresiyse, Kudüs taraflarıysa şeyse, Hazreti Süleyman'ın bulunduğu yer. Çünkü orada saraydan bahsettiğine göre muhtemelen Süleyman Mabedi'nin olduğu yerse, o zaman Kudüs olması lazım. Oradan oraya bir an gidiyor. İçerisinde gitmesi. Mesela sabah esişi bir ay, akşam esişi bir ay evet. olan rüzgar. Şimdi bir sabah içerisinde bir aydan bahsediyor. Burada da bir relativite var. Yani anlaşılması çok zor. Relativite ile ilgili çok ayetler var. Bir gün 1000 yıla eşittir, bir gün 50.000 yıla eşittir. Şimdi bunları mesela ben yine o hocalarıma soruyorum. Yani bunlar nasıl oluyor, nasıl anlayacağız bunları? Bu relativite değil mi? Şimdi bunları eğer akıl kavrayamıyorsa Kur'an ayetlerini mi reddetmemiz gerekiyor toptan? Yani öyle ya. Aklımızı temiz olarak kullanmamız lazım. Yani ulul elbab çok önemli bu. Öyle ben felsefeciyim, ben aklımı kullanıyorum, benim kafamı yatmıyor deyip de sen hadisi reddedemezsin. Ben bu konuda kesin. Eğer Zülkarneyn konusunda da, yani buradan da çağrı yapıyorum, bizim burası da açık. Beni başka yere de davet edebilirler, seninle birlikte yani de gideriz. Ama şu var, Zülkarneyn konusunda eğer klasik anlayışı kabul ediyorsa hocalarımız, klasik anlayışı savunsunlar. Modern anlayış, İskender Türe ile yeni bir modern bakış açısı geldi bu Zülkarneyn ayetlerine. Onu söylememiz lazım. Bizim yaptığımız şey İskender Türe'nin getirdiği sistemi biraz daha geliştirip onu desteklemek. Biz o şekilde düşünüyoruz. Bu ayetleri öyle yorumluyoruz. Çünkü bilim buna daha müsait. Burada İskender Türe galaksiler arasında bir yolculuktan bahsediyor. Biz de diyoruz ki galaksiler arasında yolculuk aynı zamanda zaman yolculuğudur. Bu olaylar hepsi zamanla ilgilidir diyoruz. Böyle bir ayrı bir boyut getiriyoruz. Şimdi bu klasik yoruma gidenler veya bu modern yoruma karşı çıkanlar Zülkarneyn ayetlerine şunu diyemezler. Fantezilerine göre bunlar kitap yazmış diyemezler. Kendileri bir şey söylemeleri lazım. Ya kendiniz bir kitap yazacaksınız, ortaya koyacaksınız ya da bu şekilde mesela eleştiriler yapmayacaksınız. Mesela sen benim verdiğin öğretim şey aklıma geliyor. Güneşin battığı yere gidiyor. Üzerlerine güneş doğarken güneşe karşı bir siperleri olmayan bir kavim evet. buluyor. Şimdi
güneşin ultraviyolo ışınları, her neyse ışınları var yani. Ve insanı rahatsız eden, güneş altında sürekli kalırsan beyin kanamasına kadar gider. Dünyada bir atmosfer tabakası var. Eğer kaç atmosferimiz olmasaydı, kaç dakikamız var? Ona göre ayarlayalım konuları. Kaç dakikamız var? Rejiye soralım. 20 dakikamız varmış. Tamam. Şimdi eğer atmosfer olmasaydı biz güneş ışınları bizi yakar, kanser olur, yaşayamazdık. Zaten hayatta dünyada devam etmezdi, olmazdık da. Güneşe karşı koruyucu bir siperimiz olarak atmosferimiz var. Bu en önemli şey. Bu teknik bilgimizle bugün bunu biliyoruz. Atmosferi bir kenara bırakalım. Daha düşük bir bilgiyle ne olabilir? İşte bir ağaç gölgesi olabilir. Bir bina yaparsın. Evin içi yine güneşe karşı bir siperdir. Ama bu adamların güneşe karşı bir siperi yok. Oradaki ayette öyle yani değil. Öyle bir şey olsa. Güneşe karşı bir siperi yok değil. Onu gene meallerin yanlış çevirisi o. O ayet şöyle benim hatırladığım kadarıyla. Lem nec'al lehum min duniha sitra. Bak şimdi. Lem nec'al. Yapmamıştık. Lehum onlara min duniha ondan başka sıtra. Sıtra ne? Örtü, gizleyen. Neyden başka burada ondan dediği kim? Güneş. Evet. Şimdi orada kim var? Dünya var. Yani insanlar var. Şimdi dünyadaki insanlara diyor ki onlara ondan başka, güneşten başka bir gizleyici yapmamıştık. Bir örtü yapmamıştık. Bu ne demek? Bunu nasıl anlayacağız? Güneşin ışıkları dünyayı örtüyor şimdi demek. Şimdi sen buradaki söylediğin, bunun altını çizelim yine. Ayrım anlaşılsın ki bir tanesinde güneşe karşı bir siper var. Güneşe karşı siper değil. Bir tanesinde de güneşin kendisinin siper olması var. Güneşe karşı siperi yanlış çevirmişler. Senin söylediğinde güneş siper, ben kendisi sana, siperdir. Ayeti söylüyorum. Lem necellehum min duniha sitra. Min duniha sitra demek ondan başka, yani güneşten başka bir örtecek şeyleri yoktu. Sıtra kelimesini araştırdığımız zaman sıtranın Hazreti Musa ile gene Firavun konusunda bu şeylerde illüzyon olarak kullanıldığını görüyoruz. Çünkü orada sıtra geçiyor. Sıtra yani sihirbazlar oradaki ahalinin gözünü boyadılar. Burada sıtra geçiyor. Evet. Tamam mı? Şimdi bu sıtra illüzyon o zaman. Bir şeyi görmesini engellediler. Ha. Nasıl anlayacağız o zaman? Güneşin ışıklarının bir şeyinin gerçeğinin görülmesini engellemesini. Bunu şöyle anlarsın. Gece sen araba kullanmışsındır uzun yolda. Önüne bir karşıdan gelen arabanın ışıkları senin gözünü alırken önüne bir hayvan çıksa onu göremezsin. Göremez. Şimdi bu işte illüzyon. Burada şu anlatılıyor. Dış uzaydan bir uzay aracıyla dünyayı arıyorsun gidiyorsun. Ben diyorum ki hedefimiz güneş. Sen de diyorsun ki Ahmet abi biz güneşe gidiyoruz da yanacağız. Sen burada bir yer var mı biliyor musun? Ben de diyorum ki merak etme güneşin ışıkları örttü. Burada bir gezegen var orayı ben biliyorum. Ama biz gezegeni göremiyoruz. İkinci, yani gözle göremiyoruz. Peki sen diyorsun ki bizim aletlerimiz var. Buradan ses dalgaları gelir. Onu da alırız. Sıtra başka bir ayette ses dalgalarının kesilmesi olarak da kullanılmış. Başka bir ayette annenin sütünün çocuğa emzirirken kesilmesi olarak kullanılmış. Bu da şu demek. Dünya nimetlerinin kesintiye uğraması. Bu nasıl anlaşılması lazım? Dış uzaydan gelenlerin ana vatanı daha önce dünyaydı. Tekrar dünyaya galakside kurdukları bir yerden tekrar geri dönüş çabaları sanki anlatılıyormuş gibi de anlaşılabilir. Yani bir sıtra kelimesinden birçok yorum yapılabilir. Doğrudur, yanlıştır. Ama bunlara müsaittir. Burada anlaşılan şey şu. Zülkarneyn direkt zaten zaman yolcusu. Yani gökyüzünde gezen, uzayda gezen güneş sisteminden bahsediliyor. Dünyadan bahsediliyor. Güneşin bunu engellemesinden yer, bahsediliyor. Yerden bahsediliyor. Şimdi, güneşin batışından bir kara deliğin içerisinde batışından bahsediliyor. Onu alsak mesela ondan da bahsedelim. Orada da şu var. Güneş kara deliğe batıyor. Peki bu kara deliği nereden çıkarttın? Sen orada aynen hamiye geçiyor da. Tamam bak ben şimdi söylüyorum. Yasin suresinde var. Ve şemsu tecrili mustakarrin leha. Zalike takdirul azizel alim. Güneşi de bir istikrara doğru gitmektedir. O gittiği yerde istikrarını bulacak ve son bulacaktır. Böyle anlayabiliriz. Evet, şimdi evet. Burada mustakarrin kelimesi. Şimdi nasıl anlayacağız bunu? İstikrarsız bir güneşten bahsediyor. Öyle değil mi? Direkt ayet mustakarrin dediği zaman istikrarsız. Güneş nasıl bir yapı? Bir nükleer enerji. Öyle değil mi? İstikrarlı anlıyorum ama ben. Şimdi istikrarsız. Yani istikrarına gidecektir. İstikrarına gittiğine göre istikrarlı bir şekilde o gidiyor. Yok, istikrar bulacağı yere gidecektir. Yani o gittiği yere istikrar bulacak. Orada istikrar bulacak. Şu andaki yapısı istikrarsız olduğu anlaşılıyor. Anlatabildim mi? Şimdi eğer istikrarsızsa güneş bir nükleer enerji
nerede sükunete uğrar? Nükleer enerji, enerjiden kuvvet haline dönüştürecek, onu zapt edecek bir kuvvetin içine girdiği zaman. Bu da kara delikte olur. Bak bu ayette Yasin suresi geldi kara deliğe. Başka nerede var? Zümer suresi 5. ayet. Şems. Ve sahhara şemse vel kamere. Yecrili eceli müsemma. Tam hatırlayamadım ama buna benziyor. Yani sahhara geçiyor orada. Sahhara da şu, zorlamak demek. Yani güneşi bir yere doğru zorluyor. Bu da direkt olarak şunu anlatıyor. Yine İskender Türe abimizin bulduğu, iddia ettiği Solar Apex denilen yerde, yere doğru güneş rotasından sapıyor dedi. Biz de o fikirdeyiz. 17 derecelik bir açıyla galaksinin etrafında dönmekte olan rotasından sapmaktadır. Orada muhtemelen kara delik var. Şimdi aynen Hamiye'ye gidiyorsa bak, Zümer 6'da da diyor ki Allah güneşi bir yere doğru zorlamaktadır. Ve arkasından ekliyor. O belirli bir ecele ulaşmak için oraya gidiyor, zorlanıyor. Şimdi güneşin zorlanması ne demek? Yani normal rotasından bir yere sapması. Bunun da güneşin normal ömrünün haricinde ona belirlenmiş ayrı bir ömrün son bulacağı yer olduğu söyleniyor. Şimdi bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman, bunu Zülkarneyn'le birleştirdiğimiz zaman direkt burada kara delikten bahsedildiği zaten açık çıkıyor. Tek bir ayete baktım, ben bunu anlayamadım, benim aklıma yatmıyor, ben felsefeciyim demekle olmaz bu işler. Yani ayetleri toptan böyle bakıp anlamak lazım. Burada ayrıca Zülkarneyn'in öyle bir şeyinden bahsediliyor ki, peygamberimize verilmemiş bir yetki, bu senin söylediğin şeyde, birinci yolculuktan bahsediyorsun azap sen. Azap yetkisi. Azap yetkisi. Şimdi bu yetkiyi açarsak zaten bu ayrı bir program konusu. Burada kader değiştirme yetkisi bu aslında. Çünkü iki tane azaptan bahsediyor. Diyor ki birinci azabı ben bunlara veririm. Bir manifesto ilan ediyor. Diyor ki ikinci azabı da Allah. Hayır, zulüm yapana ben azap yapacağım. Zulüm yapana. Salih amel işleyene iman ettikten sonra salih amel işleyene de azap yapmayacağım. Kolay bir şeyi süreceğim onu. Kolay bir yola süreceğim. İkinci bir azaptan bahsediyor. Yani öldükten sonra Allah'ın kullarına uygulayacağı azabı da ayrıca belirtmiş. Ayrıca da Rabbi onlara kat kat azap verecek. Sanki burada şu var. Benim azap ettiğim kişiyi de Allah referans alır. O da ayrıca kendi azabını uygular. Ama ben bu alemde azap uygularım. Burada azabı bağladığı şart ne biliyor musun? Sadece zulüm yapmak. Zulüm ne peki? Zulmü Sad suresine gidiyoruz. Hazreti Davud'un bir mahkeme sonucunda hemen verdiği bir karar var. Verdiği karar şu. İki kardeş kavga ediyorlar. Birinin 99 koyunu var, bir tanesinin bir tek koyunu var. Büyük kardeş 99 koyunu olan ondan demiş ki ya sen bu koyunu bana kat, daha iyi olacaksın, karlı çıkacaksın, şudur budur. Küçük kardeşin de pek aklı yatmamış ama tartışmada yenildim diye Hazreti Davud'a başvurmuş. Sen bu işi çöz. Hazreti Davud bir bakıyor hemen davalılara, davacıya. Bu direkt diyor zulümdür. Aslında bütün kargaşa da bu gibi ufak şeylerden çıkıyor diyor. Bu şu demektir. Mal birikimi bir toplumda 100 katı açtığı zaman zulüm orada zaten şey olarak, zemin olarak hazırdır. Şimdi bugün bakıyoruz biz Suriye'de, Irak'ta, şurada, burada zulüm var değil mi? Ve bu zulmü bir gizli bir güç yapıyor diyoruz. Ama buna komplo teorisi denebilir veya başka bir şey denebilir. Doğru denebilir, yanlış denebilir. Ama burada bir zemin var. İstediği kadar bu güç orada yatırım yapsın zulüm üzerine. Bunu yapamayabilirdi. Çünkü burada ekonomik düzen zulüm seviyelerine gelmemiş olsaydı bu olmazdı. Ama biz bugün bir bakıyoruz, 100 kat değil, 1000 kat değil, belki 10 bin kat, 100 bin kat toplum arasında gelir dağılımında eşitsizlikler var. Öyle olduğu zaman medyada bir sürü dizilerle, şunlarla, bunlarla bu toplumu kaynayan bir kazan haline getirecek, vicdanları bozacak işler yapılabilir. Programın başında bahsettiğimiz cinayet de bu zeminden çok rahat neşet alabilir. Evet. Tabii zekat meselesi Kur'an'da çok önemli. Hep namazla birlikte anılır yani. İkamet-i salat ve utuz zeka hep beraberdir, evet, yani. Tabii. Bunlar %99 beraber alınan ifadelerdir. Yani o kadar önemsenen bir şey zekat. Demek ki burada bir ekonomik düzende nasıl olması gerektiği, o zaman öyle olduğu gerekiyor. Zaman fakir insan olmayacak. Şimdi bir her insanın doğuştan yeme içme dünyada hakları vardır. Nedir? İşte barınma hakkıdır. İnsan haklarıdır bunlar.
beslenme hakkıdır, karnı doyması lazım. Bunların sağlanabiliyor olması lazım. Dünya nimetlerinden doğan herkes eşit derecede faydalanabilmesi lazım. Mümkün olduğu kadar bu hedefe doğru gitmek lazım. Yani şimdi o yapılamaz, bu ideali bu ama doğar doğmaz herkesin eşit derecede hakkı olması gerekir. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Tabii o da mesela komünizm mesela bunu çok şey yapmıştır. O istismar etmiştir. Dünyada bir sürü felakete de sebep olmuştur. Oradaki bambaşka bir şey. Orada mülkiyet hakkı reddediliyor. İslam'da mülkiyet hakkı vardır, reddedilmez. Kimisinin az malı vardır, kimisinin çok malı vardır. Ama ideal sistemde aç insan olmaz. Yani kimse açlıktan ölmez. Kimse soğuktan donup işte açıkta kalmaz, şey olmaz. Yok, yani herkes buna eşit hale gelinceye kadar da bu mücadeleyi bırakmayacaksın. Yani toplumun aslında hedefi, İslam toplumunun ekonomik olarak hedefi herkesin her türlü haktan eşit derecede faydalanması gereken bir tabii şeydir. Tabii haklar bakımında herkes eşit olmalı. Hiçbir şekilde birisi diğerinden insan hakları bakımında üstün olamaz ama yani. Mülkiyet şeyi farklı. Çünkü biz kiminize mülkiyet hakkı gene olabilir. İnsanlar çünkü başka türlü ekonomiyi harekete geçiremezsin. Yani mutlaka onu reddettiğin anda o azam komünizm olur, sosyalizm olur, öyle bir şey çıkar ortaya. Yani onlar işte biraz bu izimler de aslında başka bir hedefe yönelik olarak üretilmiş, türetilmiş, insanların peşinden sürüklenmiş. Bu izimler meselesi yani cilikçılık eki diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Mesela sağcılık, işte solculuk, leftizm, işte rightizm, İzimler mesela neden diyoruz çıktı? Ya, bu şey gibi hani bir meslek gibi mesela işte journalism, gazetecilik. Journalist dediğimiz zaman da gazeteci. Hep böyle cici eki manasına kullanılır. Cemil Veriç'in çok güzel bir sözü var. Her fırsatta da böyle bunu iktibas etmeye çalışıyorum. Diyor ki ideolojiler insan idrakine giydirilmiş deli gömlekleridir diyor. Evet, bu müthiş bir tanım ya. Çünkü sen diyorsun ki ben işte şu ideolojiyi benimsiyorum. Ben bu ideolojiyi savunuyorum. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Kendi idrakine o ideolojinin dışında başka bir fikir, uygulama bir şey varsa sen bir kere ona kendini otomatikman kapattın. Çünkü evet. O ideoloji o izmin savunucususun değil mi? Onu aklına giydirdiğin bir deli gömleği zaten gibi. Zaten burada izimleri çıkartanlar onun hemen direkt karşılığına çıkartıyor. Yani komünizmi teorisini yapanlarla faşizmin teorisini yapanlara bakarsın ikisi de hangi sistemin insanları ve nereden neşet alıyorlar. Bunları iyi araştırmak lazım. Turgut Gürsan'ın bu konuda çok şeyleri var, araştırmaları var. Bunlar dönem dönem dünyayı kutsal topraklar egemenliğine sürüklemek için hangi aşamalardan geçirmek gerekiyor diye oturup düşünen bazı üst beyinlerin yaptığı planlardır. Mesela kralları yıkmak için komünizmle faşizm gerekiyorsa onu desteklemişlerdir. Bir dönem ondan sonra onun önünü zapt edebilmek için onun karşısına faşizm çıkartılmıştır. Başka başka sistemler hep desteklerler, bulurlar, çıkartırlar. Sistem bitmez. Ama dünya insanları da gerçek adaleti, özgürlüğü bulacağız diye peşinden sürüklenip giderler. Sonuçta gidilecek yer aslında satranç oyununun tepesinde bunu planlayanların hedefi kutsal topraklardaki egemenlik diye ben düşünüyorum. Zaten hepsi geliyor gidiyor şeye dayanıyor. Kutsal toprakları, Judea. Bakıyorsun mesela şeye Stalin'in Yahudi olduğunu da çok kişi bilmez. Hatta böyle itiraz edenler falan oluyor. Adamın soy ismi Caakashvili. Yahudi oğlu demek. İsrail oğlu demek. Yahudi oğlu. Olabilir bunun de. Gibi şimdi bir sürü. Sonuçlara bakmamız lazım bizim. Biraz da yani bu Yahudidir deyip de hepsini Yahudiler yapıyor işte kötüdür falan. Öyle bir sonuca da gidemeyiz. Ya, ırk şeyinden sonuca gitmememiz yok, lazım. Irk olarak değil. Ama şu var. Yahudilik aslında bir dikkat şeydir. Dikkat çekiyor bunlar. Yahudilik aslında bir şeydir. İdeolojidir. Hitler'de de aynı iddialar var. Ama neden böyle yani başka bir şeyden çıkmıyor da hep buradan çıkıyor. Mesela bu dikkat çekiyor. Evet. Ha bunu dikkat onu çekiyor ona bakabiliriz. Yani. Ama buradan yola çıkıp bir hükme varamayız tabii. Fakat sonuçlardan varıyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Bir sürü Yahudi insan var. Bunların hepsi kötüdür. Çünkü onların yok, mesela işte yani ehli şey kitaptan iman edenlerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ehli kitaptan iman edenler. Ya bu kim olabilir? Yahudiler olur, Hristiyanlar olur, Müslümanlar olur. Yani hepsi kitap ehli. Kitapla muhatap olan insanlar. Burada şunu söyleyelim. Mesela asil kanız şey diye yani, iddia edenler var. Ya bu tamamen saçma. Yani bunu tabii ki her zaman altını çizmek lazım. Antisemitizmi karşıyız. %100 karşıyız. Onunla herhangi bir şey yok. Sıkıntı yok. Ama tabii bu işin içinde siyonizm diye bir şey şimdi var. Antihumanizm de olması lazım. Bunu madem söyledin. Antisemitizm varsa antihumanizm. Çünkü burada şu var. Bir anlayışa göre diğer insanlar ve biz diye ayıran bir grup var. İnsanların tamamı ayrı. Biz efendileriz. İnsanlar da sanki
normal evcil hayvanlar burada gibi neye dayanıyor, bize hizmet etmesi Tevrat'ta gereken bir yaratıklar. Dayanıyor. Şöyle bir ifade. Diyor ki size insan denmiştir fakat goyim nokta onlar evet. insan değildir. Onlar hayvandır. Böyle geçiyor. Şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Goyim'e yükledikleri mana Yahudi olmayan goyimdir derler. Halbuki goyimin manası o olmaması lazım. Bu verilmiş bir mana olması lazım. Çünkü eğer Tevrat'ta böyle geçiyorsa diyelim ki size insan denmiştir. İnsan, insan vasıflarını taşıyan. Ama bir de goyim var. Tecavüz eden, cinayet işleyen, fesat çıkaran, vahşi, hırsızlık yapan, vaktimiz pislik varsa yapan bir şey söyleyeceğim. Goyim çok diyebiliriz bunlara. Bir şey. Tamam mı? Bu alıyor, diyor ki Yahudi olmayan herkes goyimdir. Yahudi değilse ondan çalabilirsin de, şimdi bunu, onu öldürebilirsin de. Bir tarihçi böyle bir hocam vardı, şöyle söyledi. Yani onu televizyonda izledim. Şimdi kanalın hangisi olduğunu söylemeyeyim öyle de. Öyle bir mantıkları var. Yani ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Şöyle söyledi. Şey. Onlar dedi, biz evcil hayvanları nasıl görüyorsak, o bu bahsettiğimiz grupta diğer insanların tümünü kendisine hizmet etmesi gereken evcil hayvanlar gibi görüyor dedi. Evet. Ve bu anlayış, yani onun bu yorumuna ben de katılıyorum. Öyle doğru zaten, olabilir. Öyle zaten, öyle. Ama burada şunu söyleyeyim. Evcil hatta hayvanlar deyince, bak şurada not almışım. Zümer 6. Burada insanoğlunun yaratılmasından ve evcil hayvanlardan bahsediyor. Öyle bir şeyden bahsediyor ki, biz onu, bu benim Adem dişi olabilir dediğim yere de bir delil olabilir bu. Biz onu tek bir nefisten ve zevcini de ondan yaptık diyor. Zevci ha. Orada da geçiyor. Burada zevç kelimesi geçiyor. Sanki ha dediği zaman dişinin eşi yapılmış gibi de bir anlam çıkıyor. Çünkü H harfi dişilik ifade ediyor. Burada dişi olan, yani Adem'den bahsettiğine göre Adem'in dişi olması bu ayetle de dolaylı olarak, işare olarak anlaşılabiliyor. Ama esas benim dikkatimi ama çeken burada şöyle bir itiraz şu var, dur şunu tamamlayayım, itirazını gene et. Burada evcil hayvanlardan bahsediyor. Diyor ki 8 eş evcil hayvan, enam. Onları da biz indirdik diyor. Şimdi nereden bahsettik? Biz Şıra Yıldızı'ndan, Sidretül Müntaha'dan, Cennetül Meyve'den değil mi? Buradan insanoğlu indi. O oradan da evcil hayvanlar dünyaya ait değil. Yani dünyada insanlar bunları evcilleştirmemiş. 8 tane evcil hayvan. Bunlar nedir? İşte bildiğimiz sütünden, evet, etinden, yününden, her türlü özelliğinden. Bunlar sanki özel üretilip evcilleştirilmiş genleri sanki başka doğru, bir yerde doğru yapılmış ve dünyaya indirilmiş. Çünkü ayet var. Var. Ha, bunu böyle anlaşılmaz, başka türlü anlaşılan diyen hocalarımız varsa onlardan da dinlemeye hazırız ama biz böyle anlıyoruz. Evet. Çok da açık. Orada yok. Orada hiç itiraz etmeyeceğim de. Şöyle, sen öbür itirazını şu olabilir söyle. Mi? Şimdi sen diyorsun ki yani ilk yaratılan canlı, yani insan olarak tabii, dişiydi, erkek ondan yaratıldı. Halbuki Hazreti Adem'in, yani Adem dediğimiz ilk insanın peygamber olduğunu biliyoruz. Allah'tan vahiy aldığını, eşyanın isimlerini kendisine öğretildiğini ve ilk insan ve peygamber olduğunu biliyoruz. Başka bir ayete bakıyoruz. Şu anda hangi sure ve ayet olarak aklımda değil ama şey isterse çok kolay bulunabilecek bir şey. Diyor ki biz erkeklerden resuller gönderdik diyor. Özellikle yani erkek olduğunu belirtiyor. Yani bütün kadın peygamber mesela hiç yoktur. Yok, yok. Gelmemiş. Hep erkektir yani. O zaman zaten bu konuda Hazreti itiraz Adem oluyor bana. Hazreti Adem o zaman nasıl olmaz yok, ki o şöyle zaman? Oluyor şöyle. Burada cennet denilen yerde bahsedilen Adem ile diğer Adem'i ayırabiliriz, ayrı anlayabiliriz. Çünkü şöyle ilk prototipten bahsediyor. Daha burada hiç zevci yokken. Yani bu ayette de öyle. Bu Zümer 6'da da öyle. Ondan ben yarattım diyor onun eşini. O zaman öyle, o zaman ilk şöyle bir şey de kadın olma lazım. İhtimali çok yüksek. Her türlü yerden baktığımızda kadın çıkıyor. Ama dünyaya geldikten sonra erkeğe Adem denilmiş de olabilir. Adam denilmiş olabilir. Adem denilmiş olabilir. Çünkü bu Tevrat'ta da Adam diye geçiyor. Yani bu erkek cinsini belirleyen bir kelime olarak orada kullanılmış. Buradan bir yanılma olabilir. Ama insan türünün, çünkü erkeğin de kromozom yapısı kadından neşet almış. Yani asıl kromozom değil. Yani çünkü X kromozomu asıl, Y kromozom ondan türetilmiş. Buradaki bu ayet de bunu destekliyor zaten. Evet. O zaman biz şuna bakacağız. Y mi asıldır, X mi asıldır? Bu ayete göre diyorsa eşini ben ondan yarattım. O zaman bu kromozom düzeyinde incelenmesi lazım. Biz bakıyoruz ki X asıl kromozom. X'ten bozularak Y olmuş. Onun için bu konuda bu peygamber miydi değil miydi meselesinde itiraz oluyor. Ben o yönünü tam incelemedim ama orayı da incelesem mesela Adem
Aleyhisselam'la ilgili, yani bizim bildiğimiz peygamber Adem ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde nasıl kullanılmış, ona da bakmak lazım. Adem ismi peygamberler arasında nasıl geçiyor? Onu incelemek lazım, ona bakmak lazım. Belki biz Adem peygamberi hadislerden de öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de varsa nasıl bahsedildiğine bakmak lazım. Evet. Bu 23 kromozom meselesi de ilgili, ona da bir iki bir şey söyleyelim. Şimdi insanı oluşturan, yani insan şeyinde, hücresinde kromozom sayısı 46. Bu ama 23 çift kromozom çift, var. 23 çift yok, deniyor. Üreme hücrelerinde tek kromozom vardır. Şimdi insan hücresi içerisinde erkek ve kadın olarak değişiyor. 23 çift, yani 2 çarpı 23, o nasıl oluyor? Erkek olduğu zaman tek 23 tane Y var. Üreme hücrelerinde tek var. Yani şöyle iki tane merdiven. Üreme hücrelerin hangi, ne mesela üreme hücresi? Sperme yumurtada tek kromozom var. Yok, onlar tek değil. Yani şöyle onda da 23 var. Yani X taşıyanlar var. İşte 23, 46 var. Yani 46 dediğimiz normal hücrelerimizde çift var. Bak spermlerde tam 23 var, tek var. Tek ama var. Diğer hücrelerde çift var. Tamam. İzah etmek istediğim şey şu. Erkek olduğu zaman X ve Y oluyor. Yani 23 tane X. Vaktimiz var, bu ağırlılık kanununun aslında nasıl olduğunu söyleyeyim. 4-5 dakika var, çok az vakit var da ben şunu tahtada mı anlatsak acaba? Neyse şöyle anlatalım şurada. 23 tane X, 23 tane Y olursa erkek oluyor. 23 X artı 23 X olursa kadın oluyor. Yani burada insanın yani cinsiyetinin belirlenmesiyle... Yani bunun başka versiyonları da oluyormuş onu, ama onlar yaşamıyor pek. O belki genetik bozukluk yok, vesaire olabilir. Çift cinsiyetli olanlar var. Çift tabii o ayrı. Onlarda genel şeyinden bahsediyor. Kadın ve erkekten. Evet. Şimdi ne oldu? 23X artı 23Y erkek oldu. 23X artı 23X yani 23 çift kromozom, X kromozomu kadın oldu. Buradan neyi anlıyoruz? Erkeklik ve dişiliğin tamamen kromozomlarla ilgili olduğunu, belirlendiğini anlıyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de erkeğin 23 kere, kadının da 23 kere geçmesi, yani cinsiyetlerin sayısı, burada çok ciddi bir atıf var. Evet. İkincisi, şimdi yeni bir bebek doğacağı zaman babadan giden sperm ve annedeki yumurtayla oluyor. 23 tane sperm de var, yumurta da bölünüyor. Eğer bölünen yumurta, o X, X'i de X yani fark etmiyor. Şimdi, o 23 tane senin kafanı karıştırmasın. Tek diyeceksin. O 23 tane kromozom cinslerinin farklılığı. Tek var burada. Tek bir merdivenin yarısı var. Tamam, içerisinde yarısı ama, da babadan geliyor, içerisinde birleşiyor. İçerisinde ama şey var. X şeklinde olan kromozomun sayısı 23. Y şeklinde olan kromozomun sayısı da 23. O kromozom sayıları onlar. Kromozom sayılarından, kromozom sayılarından bahsediyorum. Yani ama işte o kromozomu oluşturan şeyler gen yapıları tek, yani merdivenin tek yarısı. Yok yok, ben ondan bahsetmiyorum. Tamamen kromozomlar, tamam. Zaten kromozomların içerisinde de genler var. Onlar da işte 4 şeyli, adenin, guanin, sitozin, timin diye 4 harften oluşuyor. Genler, o evet. Tamamen ayrı. Onun içerisindeki bilgi kodu büyük bir kütüphane. Bunu aslında genetikçi başka hocalarımız bu konuda bize yardımcı olsalar. Burada çok enteresan olan şey, anne rahmindeki yumurta her halükarda X kromozomu taşıyor. Babadan eğer gelen Y dönleme yaparsa ne olacak? X ve Y erkek olacak. Babadan X gelirse o zaman X burada var zaten. XX olacak, dişi olacak. Dişi olur. Ve bu da tamamen erkeğin sperminden gelen hangi taşıyorsa erkek, tamamen erkek belirliyor. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet var. Biz rahme dökülen meniden iki cinsi yarattık. O dönem kadınları suçluyorlar. Yani kız doğuruyor falan diye böyle aşağılamalar falan olacak cehaletten dolayı. Kur'an-ı Kerim'de hem bu özelliğinden bahsetmesi, ayrıca 23 erkek 23 kadın geçmesi muazzam bir şey. Ama işte bu benim söylediğim ayette de şunu söylüyor. Aslında ben önce bir tek bir prototip yarattım. O prototipten onun eşini yarattım. Şimdi burada eş hangisi? Dişiden mi erkeği yarattı? Yani kromozomunu farklılaştırdı. Yoksa erkekten mi dişiyi yarattı? Şimdi biz erkek bakış açısıyla diyoruz ki erkekten dişiyi yaratmış olması lazım. Çünkü Adem erkek ismi. Ademse ilk şey, o zaman erkekten dişi oldu. Fakat bilime ters bu. Çünkü neden? Y kromozomu asıl değil. Eğer Y kromozomu asıl olsaydı YY diye de bir tür olması lazım geliyordu. Ama şey de biraz yoruma dayalı değil mi? Bana biraz öyle geliyor. Şimdi X şeklinde X kromozomu şöyle. Y kromozomu da biraz şöyle bükülmüş. Yok, tek ayağını kopart. X'in tek ayağını kopart, Y oluyor zaten. Yok, kopmamış. Yani birbirine yakınlaşmış, tek gibi duruyor. Sen canım, diyorlar ki bak, Y kromozomu X'in deforme olmuş hali gibi. Bozulmuş, eksiltilmiş. Deforme bozulmuş gibi. Ama orada bir yorum var. Zaten onda burada da 4 şeye de bakarsan anlarsın. X'de de üremeyi, yani insan neslinin devamını sağlayan organ anne rahmidir. Anne rahmi erkeklerde yok. Yani eksiltilmiş.
organı eksiltilmiş. Yani dişinin bir organı eksiltilmiş, bir yeteneği elinden alınmış. O farklı bir kromozom olmuş. Erkeğin mi eksiltilmiş? Tabii erkek eksik. O mantıkla bakarsan erkek üreyebilir mi? O mantıkla bakarsan aynı şeyi dişi için de söylersin. Mesela dini kitaplarda eşcinsel ilişkinin yasak olması neden? Bütün topluma eşcinsel olursa insan nesli yok olur. Bu üremeyle ilgili her şeyi çözüm bulacaksın. Mesela ben burada şimdi zamanımız da kalmadı da ikişer, üçer, dörder eş alabilirsiniz dediği ayet var. Mesela evlenmeyi yani nikahı dört eşle. Tabii onu da şöyle bir şey hemen bir çok kısa bir kayıt düşelim. O da mesela üreme stratejisiyle ilgili. Orada evlilik tamamen rıza ile ilgilidir. Bazıları böyle evlilik gidiyor gizli böyle bir tane daha konular da uyduruk şey yapıyorlar. Zaman lazım. Tamamen rıza meselesi esas olduğu için. Ama burada şu var yani temel yapılara vurgu yapılıyor. Bu aslında üreme strateji yani en temeldeki dinamiğe bakmak lazım. En temeldeki dinamik şudur. Kadının da erkeğin de yani insan türü neslini devam ettirmek yönünde hareket eder. O zaman bütün bu psikolojiler de, hareket tarzları da, uygulamalar da, Allah'ın getirdiği kısıtlamalar, kanunlar, yasaklar, serbestlikler hepsi de bu temel dinamiğe uygun olması gerekir. Çünkü Allah ne diyor? Allah'ın kanunlarında bir değişiklik bulamazsın. Olmaz. Sünnetullah. Olmaz. Hep aynı sistem. Yani evet. Fizik kanunları da aynı. Evet. Üreme kanunları da aynı. Hatta buradan insan ilişkilerindeki şeyler bile çıkartılabilir. Niye kadın öyle davranıyor? Niye erkek öyle davranıyor? Evet. Vaktimiz doldu herhalde. Vaktimiz de doldu. İşte bu haftaki konularımızda böyle bu kadar toparlayabildik bu süremiz içerisinde. Tabii önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sayın seyirciler.